İyi geceler değerli izleyiciler. Birebir de yine beraberiz ve e, bu akşam yine neşeli, keyifli bir program yapacağız. Zaten neşesi olması mümkün değil. Şahane konuklarım var. E, çoğunu tanıyorsunuz zaten. E, sevgili Ali Poyrazoğlu burada. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk canım kardeşim. Senden başka konukların da var ama merak etme. E, Eda Baba var müzisyen. Tanıyor musun bilmiyorum. Babayı biliyorum. evet. Eda Baba'yı biliyorum. Toprak Razgatlıoğlu var. E, Motosiklet şampiyonumuz, muazzam bir yetenek. Onu bilmiyorum. Ee, ve İsmet Saz e, gelecek. O da son dönemin popüler şeflerinden Bir tanesi, isterse sana yemek yapar yani. Aa güzel. Kalayım o zaman programın sonuna kadar. İstediğin kadar, kadar kalabilirsin abi, dükkan senin. Ee, evet Ali Foyazlı'yla başlayacağız. Ee, yeni bir e, hazırlık içerisinde. 50 yıl olmuş hala sahne. Evet. Daha sahne değil, tiyatro 50 yıl olmuş tiyatro. Hayır. Benim tiyatromun 50. Evet, yılı. Senin Ali Beyoğlu Tiyatrosu'nun 50. yılı. Benim tiyatroya başlayışımın 60. yılı inşallah. Evet. Kaç yaşta başladın? Ee, 15 falan yaşındaydım. Evet konservatuvar 1. sınıf. Evet 15 yaşındaydım. İlk nerede çıktın sanırım. İlk şehir tiyatrolarında çıktım. Çünkü konservatuvarda çalışıyorduk. De. Orada okulda çalışıyorduk. Ben çok şanslı bir öğrenciyim. Çünkü konservatuvarın en parlak döneminde okuma şansına Erdik, hocalar Melih Cevdet, Anday Yıldız, Kenter, Sabahattin Kudret Aksal, Ahmet Tecer, Samih Nafiz, vay Tansu. Vay 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 vay. Belki şimdi bu kuşaklar bunları bilmiyorlar. Tabii Melih Cevdet'i, Samih Nafiz'i, Sabahattin Kudret'i bilirler. Ercümet Behzat'la Yıldız Kenter ve Max Maynike, Reinhardt Akademi'nin büyük hocalarından. Seyit Mısırlı, eskrim Hocamız, Türkiye Milli Takım kaptanı. Haydi. Eskinin Öyle. dersi vardı. Evet, eskin, kılıç kullanmayı öğrenmek Kılıç, kılı, Kılıç ve flöre ve epe kullanmayı öğrendik. Mecburen ve hoca çok sıkı bir hocaydı. Hatta bizi alırdı derslerin dışında boş kaldığımız günlerde serserilik etmeyelim diye. Burada Taksim'de tenis, tenis eskinin, eskinin Dağcılık Dağcılık vardı. da vardı oraya bıdı bıdı yapmaya var. giderdik. Tarihi piyeslerde birbirimizin gözünü çıkaracağımız için hepsini öğrendik. Ama çok tatlı bir adamdı. Ben devamsızlıktan çalışıyoruz paramız yok çünkü talebeyiz e, figürasyona falan filan gidiyoruz şehir tiyatrolarına e, kıvırıyoruz azıcık derslerden bazen provadan onun dersinden ve bir hocanın dersinden şöyle anlatırım sıra gelirse e, ...davamsızlıktan kalmışım Kalır. girdi sene sonunda bit gidecek yani ben çakacağımı biliyorum yani Ve de öyle bir şey ki hazırlık bir daha mı okuyorsun atılıyorsun hazırlık atılıyorsun Oo. hazırlıkta çaktın mı gidiyorsun Abi böyle bakıyorum kuzu kuzu gözlerin içine. Çok dürüst bir adamdı Seyit Mısırlı. Dedi ki arkadaşlar dedi bir derin bir sorunla, vicdani bir sorunla karşı karşıyayım dedi. Ee, Ali Poyrazoğlu benim en iyi öğrencilerimden birisi. En memnun olduğum öğrencilerimden birisi. Fakat devamsızlıktan kaldı. Şimdi dosyayı da açtı böyle. Bu çocuk gidecek okuldan. Ama vicdanım razı değil. Başka devamsızlıktan çakanlar da var dedi. Üç kişi daha var dedi. Onlar benim dersimden çakabilirler. Ama Ali Poyrazoğlu'nu geçirmek istiyorum. Onu geçireceğim için... Hepinizi geçiriyorum lan dedi. Oo, evet, yani. dördümüzü birden geçirdi hiç unutmam. Kimler vardı sınıfta? Tanıdık bugüne, bugün oo, bildiğimiz kimler oo, var? büyük bir kısmı star oldu. Müjdat Gezen vardı, Savaş Dinçer vardı, Celile Toyon vardı, Melisa Gürpınar, Sema Özcan. O sınıfa bak. Evet, muhteşem bir sınıftı. Yani Haldun Ergüvenç çok çok önemli Müjdat, bir sınıftı. Müjdat abi senden büyük değil mi de biraz? Müjdat Bizim büyüğümüzdür. Amcam sayılır. Ben ona Müjdat amca diyorum zaten. <laughs> ee, bir şey var anlatıyorum. Anekdot. Müjdat çok sinirleniyor. Anlatsana. Ee, bir daha kızdırla. Yani o kadar büyüktü ki Müjdat bizden düşün. Müjdat abi askerden dönmüş. Bizim evin karşısındaki kahvede tavla oynuyor arkadaşlarıyla. Ben de okula gideceğim. Korkuyorum karşıdan karşıya, karşıya geçmeye. geçmeye. Müjdat abi derdik. Tavlayı bırakırdı. Gelir bizi karşıdan karşıya geçirirdi. Yani o kadar büyük. O kadar büyük. Evet. <laughs> ee, bu gerçekten terbiyesiz bir tavır olmuş biraz. Çok bir terbiyesiz ama Kısman onun da yaptıklarının hatta. yanında avagası. <laughs> Peki abi, eee ilk oyun, ilk oyun Tarla Kuşu, Şehir Tiyat. Ha oyun Konservatuvar'da Mösyö de Pursonyak, Moliere'in oyunu Maynike sahneye koymuştu. Komedya Delarte çok usta bir rejisördü. Bu işleri çok iyi biliyordu. Bizi de böyle en zor türlerde deneyerek bilediler bu hocalar. En büyük husus o okulda hocaların bizi bilemesiydi. Ama ben o okulda çok demek nasıl oluyor? Bile ne Şöyle oluyor. Özgür bırakmaları, müfredat müfredat dediğimiz şeyin tamamen dışına çıkmaları, hatta hiç uymamaları ve kafalarına göre bizi İstedikleri gibi önümüzü, zihnimizi açarak berrak, cumhuriyete yakışacak, layık, sanatçı, çırakları olarak yetiştirmekti. Çünkü okuldan sonra da çırak olarak çıkıyorsun konservatuvardan. Asıl iş ondan, ondan sonra, sonra başlıyor. Kendini bileceksin. Ama ben o okulda tabii biz çok önemli bir şey öğrendik. Birbirimizden öğrenmeyi öğrendik. Ben Müjdat'tan öğreniyordum. Müjdat öğrendiklerini bana anlatıyordu. Ben savaşı anlatıyordum. Savaş Sema Özcanı anlatıyordu. Biz Celile Toyo'nu anlatıyorduk. Celile bizi eğitiyordu. Hocalardan aldığımız bilgiyi birbirimizle sınıyarak bileyliyorduk, parlatıyorduk. Bilgiyi kendi bilgimiz haline getiriyorduk. Bilgiyi özümsüyorduk ve kendi bilgimiz yapıyorduk. Buna izin vermeleri çok önemli bir şey. Yani özgür bir ortamdı. Çok özgür, özgür, bir ortam demeyelim de her hoca bunu çakmıyor. Çünkü liselerde bunu görmüyorsun, üniversitelerde görmüyorsun. Üniversitelerin bir kısmında hiç, hiç görmüyorsun. görmüyorsun. Ben yıllarca üniversite hocalığı yaptım yani. Üç sene önce bıraktım, yapmıyorum. Çark o kadar bozuldu ki, üniversiteler o kadar yani her, her üniversite için bunu söyleyemem tabii ki ama çok. özel üniversitelerin bir kısmı biraz yani otele dönmüş vaziyette öğrenciler Bazıları para diyor, verdikleri yani. için ben buraya tondan para veriyorum. Buraya gelen hocalar da bana servis vermek zorunda gibi düşünülüyor. Ben son bıraktığım üniversiteyi ismi lazım diye okula gittim bir gün. Kapının yanına giriş kapısının yanına inşaat yapıyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kuaför dükkanı yapıyoruz dediler. Ne yapıyorsunuz dedim. Kız öğrencilerin şeyisi varmış talebi varmış derslerden sonra partilere kulüplere filan gidenler oluyormuş. Saçlarını yaptıracak vakit kalmıyormuş. Onun için kuaför açılınca ha dedim yavaş yavaş yaklaşıyorsun. Sonra öğrencinin biri bana devamsızlıktan kalmış. Bir öğrenci geldi bana rüşvet teklif etti. Hoca dedi ya benim babam dedi marangoz, keresteci. Biz büyük kereste tüccarıyız. Sen beni devamsızlıktan bırakmışsın. Ben dedim bir şey yapamam. Yoklamayı ben yapıyorum ama kayıtları asistanlar tutuyor bilgisayara geçiyor. Şifreler de bende yok dedim. Sahiden de bende yoktu. Ben sana bir şey yapamam. Ben hallederim hoca ya dedi. Gidiyor idareye. Ben diyor ki buraya gelemem artık diyor. Bu kadar para veriyorum ben buraya diyor. Babam vermez parayı benim kaydımı silin diyor. Onlar da öğrenci müşteri gözüyle baktıkları için. A dur ya diyorlar biz kırarız Ali hocanın şifresini şimdi. Kırıyorlar onu var gösteriyorlar. Oğlan geldi bana dedi ki hoca sen halledemedin ama bak ben, ben geçtim dedi. O gün üniversiteyi bıraktım Doğru bir daha yapmışsın. da dönmem yani. Doğru yapmışsın. İlk oyun, e, tiyatroda ilk oyun Ama hangisi? bir geri, bir, bir satır Hadi, geri gidebilir miyim? Evet. O birbirinden öğrenme meselesi, birbirimizi eğitme, hocalardan aldıklarımızı birbirimizde pişirme, kendi bilgimiz yapma meselesi o zaman bu kadar tehlikeli değildi ama bugün çok daha tehlikeli öyle olmaması. Çünkü Google bilgisi, bilgisayar bilgisi, özet bilgi, bakalım geçelim... Abi bunun cevabı nerede bilgisi seni gerçekten bilgi sahibi yapmıyor. O konser ve bilgi senin işini görmüyor. Onu özümsemen, hazmetmen, başka birilerinde sınaman gerekiyor. İşte bugün o çok önemli çünkü insan ötekinden öğrenmeyi öğrenmeli okulda. En önemli iş şu, Hayatta zaten karından öğreneceksin, kocandan öğreneceksin, çocuğundan öğreneceksin. Ötekinden şey ya, öğreneceksin. Şey ya çevrendeki beş kişinin ortalamasısındır sındır diye. E ee, öyle. Beş kişinin ortalaması sındır öyle. Yani o yüzden dediğin gibi çevre neyse sen de onlarla hemhal olup onlarla yorulup onların biraz aşağısı biraz yukarısı bir şey olursun yani sonuçta. Onları aşmanın yollarını keşfedersen iyi olur. O zaman da çevreni E, O zaman, ee, o zaman e, gidersin tabii. Evet. Peki e, şehir tiyatronu ilk oyun. Ve rolün neydi? Şehir tiyatrolarında çok güzel bir roldeydim. E, kral rolündeydim. Dofen. Ee, Jananoy, jandark üzerine yazılmış bir oyun. Ben de jandarkın yakılmasına izin veren ebleh 16 yaşındaki veliyahp e, prensi oynuyordum. Ee, güzel bir kadroydu. Jandarkıda başrolü de Ayla Algan oynuyordu. Beklan Algan, Algan sahneye koyuyordu. Ben de dofen rolünü oynuyordum ama oynayamadım. Niye? Çünkü ben prova yaptım iki ay. Çok güzelsin dediler. Sana kostüm dikiyoruz dediler. Diktiler. Allah Allah üstümde kadifeler, sırmalar. Ben kral kral dolaşıyorum orada. Ee, sonra oyuna iki gün kala. Beklen Algan bana geldi. Dedi ki ya gelsene senden bir şey konuşacağım Ali ya. Sen işte böyle kitap mütap okuyorsun. Diller biliyorsun. Tiyatronun seni kazanması lazım. Niye dedim ben gidiyor muyum tiyatrodan? Yok hayır ama dedi. Ben dedi kadroya geçmek istiyorum. Şehir tiyatrolarında yönetmen kadrosu yok. Onun için ben oyuncu olarak kadroya geçeceğim. O yüzden senin rolünü ben, ben oynuyorum. Ben senin prova... Sahneye koyan değil miydi abi? Ha? Sahneye koyan mıydı Bektan abi? Koyan ben dedi provalarda iyice mizansını yapayım aşağıdan diye seni koydum kendi yerime baktım ezberledim de kolay oldu benim için. Onun için ben oynayacağım dedi. Sen kralın yanında duran çocuk rolüne geçiyorsun. O figürasyon aslında başrolden birden figürasyona geçtim. Figürasyon kardeşlerim Geçti, de kabul ettim peki. Hülya Koç Yiğit, Feryal Koç Yiğit, Nilüfer Koç Yiğit ve ben Ali Koyrazoğlu dört figüran. Orada başladık böyle şehir tiyatrolarında kabul ettim. Tiyatro benim için çok önemliydi. Şehir tiyatrosunda o ustaların yanında onlardan öğrenmek, onlara bakarak öğrenmek çok önemliydi Bak benim mesela için. mesela bugün gençler bunu kabul etmeyebilirler mesela. Sen onu kabul etmiyorsun. Bugün kabul etmeyebilirler evet. Bırakıp gidebilirler. Ben e, böyle bir şey yapmam, böyle bir şeyi kabul etmem diyebilir. Ama bugün bunu da çok zalimce bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünsene ya. Çok zalim. Daha konservatuvar hazırlık sınıfında bir çocuğa bunu yapıyorsun. E, çok zalimce bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün hiç o insanı pişiriyor. Bugün e, bunu yapmaya kimse cesaret edemez. E, yapamazsın bunu. Böyle bir şey hakkın yok. Bence böyle bir şey olduğu zaman da kabul edilir mi, ettin mi, etmedin mi meselesi önemli değil. Bence genç arkadaşların böyle bir saldırıda uğradıkları zaman kabul etmemeleri gerekir etmemeleri lazım. Şuna bakmak lazım bence. Kabul edebilir. Yerinize geçen sizden daha iyiyse kabul edip öğrenmeyi tercih Tekten edersiniz. Bekten Algan'ın oyuncu olarak bir iddiası yoktu. Yok. Hayır, oynamadı sonra zaten. Kim oynadı? Ee, kimse oynamadı. Oyunun bitişine 3 gün kalabana dedi ki sen oynayabilirsin dedi. Hani bir parça şeyi gibi geldi bana o yemeği yersin de artıkları da uşaklara al çocuğum. Yani ya şundan, şundan söylüyorum Ali Ben de gazeteciliğe başladım. Ben de oynamadım. Yazılarımın çoğu çöpe gitti. Yazardık getirdik olmamış diye okumadan çöpe atarlardı bir daha yazardık ama öyle öyle yazmayı öğreniyorsun mesela da e. daha iyi yazmaya başlıyorsun. E, bileniyorsun ee, bir şey vardır ben böyle konferanslarda derslerde merslerde de anlatıyorum bize ben, şey, şirketlere dersler mersler verdiğim soracağım. için. Amerika'ya gidiyorum iki yılda bir kere orada workshoplara gidiyorum. Her şey çok hızlı değişiyor. Dijitalleşmeyle birlikte artık takip etmek imkansız. Yani oku babam oku makaleler oku sanki hiçbir şey okumamışız gibi baştan her şeyi okuyoruz. Katlanmış okuyoruz. Gene böyle bir HR'la ilgili insan kaynaklarıyla ilgili bir şeye gittim. Seminere gittim. Orada adamlar anlatıyorlar. Birisi bir şey anlatıyor, birisi bir şey anlatıyor, biri geliyor bir şey anlatıyor. Şey geldi e Drucker Drucker ya da ne diyorsan o hocaların hocası yani o herif birçok şeyi icat etmiş adam şirket yönetiminde dedi ki buralara geldiniz paraları harcıyorsunuz bilmem falan ama bütün hocalarınızda anlatacakları sonunda bir cümledir. Şimdi gerilip kalıyorsun lan. Buralara geldik. New York'a indik bu kadar para. Ara otel tel paraları. Dolar size da de, olmuş 15 lira. Evet. ha Size de verdik şeyi tonla doları. Bu hocaları dinlemek için bilmem ne. E ne? Bu işin sonu ne? Nereye varacak arkadaş? Ben size söyleyeyim mi bütün bu işin özetini, bütün bu kitapları hocaların özetini dedi. İş yönetiminde, iş hayatında bir tane gerçek cümle vardır. Söylemiyor abi. Şimdi söylese yani gitmeyeceğiz ama gerildik yani. Ne ya diyoruz. Ne ya? Ne ya? Söylemiyor hala. Sonunda dersin sonunda dedi ki cümle şu dedi. Bütün kitapların böyle business administration kendisi zaten bu işin baş kitaplarını yazmış olan adam. Hepsinin özeti şudur. İş hayatında eğer sana hayır denmişse sen evet dedirtemediğin içindir. Ana çok doğru. Evet dedirtmenin yollarını her işe her pazarlığa göre yeni baştan kendin keşfedeceksin öğrenmen gereken budur yeni baştan her an evet dedirtmenin yollarını keşfetmen gerekir Tamam çok güzel aldıkları parayı değer helal olsun ama bunundan Peki bunutro şimdi bunu nasıl tiyatro tiyatroya uygulayacak olursan o zamanki çocuk aklımda böyle bir şey yoktu ama sezgilerle ilerlemişim Şimdi bunu burada da söylüyoruz. Public, öyle herkes de duyuyor. Evet, herkes ticarette de, sanatta da ona hayır denmişse evet dedirtmenin yollarını keşfetmeli. Kendi sanatıyla sunduğu kitlenin ya da bireyin bir tablo yapıp bir kişiye de satacaksın, evini asacak kimse de görmeyecek belki. Ona evet dedirtmenin yollarını keşfetmek zorundasın. Hem anlaması, hem daha büyük yakınlık kurması için, hem de sen daha kolay ilerleyebilirsin diye. Çünkü bununla en çok her akşam tiyatroda karşı karşıya kalıyoruz. Tiyatroda o kadar çok şey var ki e, tanımlama yapman gereken konu var ki tiyatro nedir, tiyatro şudur, tiyatro budur, tiyatro odur, şudur, budur bilmem ne. Ama bir nokta var ki o gerçek değişmiyor. Tiyatro her akşam benim için ben 600 kişilik bir salonda oynuyorum. 600 kişiye gel, geliyorlar Allah'a şükür. 600 kişi gelmesinler. Yarı salon gelsin. 300 kişi gelsin. Her akşam 300 kişiye evet dedirtme. O oyunla ilgili manen zenginleşmiş olarak kalkıp gitmesini sağlamak zorundasın. Yani ben öyle bir tiyatroya inanıyorum ve onu yapıyorum. Yıllardır da bu konuda inatçıyım. Tiyatro sadece gidilen bir yer değil. Tiyatro gittikten sonra kapıdan seninle beraber çıkan, hayatına karışan yeni başlıklar, yeni gündemler, yeni sorular, yeni kahkahalar, yeni gülen düşüncelerle senin hayatında bir fark yaratan bir yerdir tiyatro. Seyirci onun için tiyatroya gidiyor. Bu pahalılıkta bile insanlar hala tiyatroya gidiyorsa işte diyorlar ki şu yüzden gidiliyor, bu yüzden gidiliyor. Geçen gün mesela bizim organizatör Kerem bana diyor ki abi bütün bunlar güzeldi. İnsanlar niye tiyatroya geliyor biliyor musunuz? Tabii fikri çok önemli. Niye geliyorlar Kerem sence dedim yani. Biletleri o satıyor çünkü. Tiyatro en ucuz eğlence olduğu için geliyorlar dedi. Niye? E düşünsene abi dedi. Sevgilini aldın bir yere götürdün bir lokantaya. Bugün 400-500 kağıttan aşağıya kalkamazsın. Meyhanenin ucuzuna gitsen 150-2 kişi 300 lira. Eee? E güzel, düzgün bir yere yemeklere gitsen 400, 500, 1000, 1500 lira adam başı gibi işler var. Halbuki karını, sevgilini, çocuğunu dışarı çıkarman, bir yere götürmen, sosyal bir olayın parçası haline gelmesini sağlamak istiyorsan en ucuz eğlence tiyatro. Kaç lira biletler şimdi? E, biletler 50 lirayla 150 lira evet. arasında değişiyor. Mesela ben yarın akşam oynuyorum şeyde e, ee, Unicol'da Maslak'taki BKM. Konuşuyoruz için. bu 50. yıl oynuyor. Ha, orada biletleri ben de bugün sordum merak ettim ne kadar biletler diye. Orası büyük bir yer 1500 kişilik bir yer. 50 kişiyle, şey 50 lirayla 150 lira arasında. Ama sadece dedi. orada oynayacağım, başka yerde de oynayacağım galiba. Oynayacağım tabii. Kadıköy Halk Eğitim'de oynayacağım ayın 29'unda. Şıngır Şıngır Beyoğlu, biraz da orada şıngırdatayım. Ee, oradan Ankara mutlaka, İzmir mutlaka, Antalya mutlaka. Ee, bir de kemikleşmiş oynadığımız yerler var. Trump'ta oynuyoruz. Ee, Bakırköy'de oynuyorduk. Bakırköy Tiyatroları grevde. Ee, Bakırköy'de nerede oynadınız? Bakırköy'de Belediye Tiyatrosu Belediye. var orada. Yunus Emre'de oynuyorduk. Bir de Leyla Gencer Opera Merkezi var. O da tiyatrolarda oynuyor. Bir şeyde oynuyorduk. Ee, CKM'de oynuyoruz hala Cadde Bostan'da. Kozi'de oynuyoruz. Yani böyle yerler var. Oralarda Peki, oynarım. El, şimdi oyuna geleceğiz. Ee, Boğaziçi, Şıngır Şıngır'a geleceğiz. Ee, ama önce şunu merak ediyorum. 50 yıl dedin. Bu 50 yılda kaç kere ara verdin? Çünkü senin ara verdin mi hep ben hatırlamıyorum. Hep sahnedesi gibi geliyor bana. Hiç ara vermedim. Vermedin değil mi? Hiç bir yıl bile ara vermedim. Bir sezonu bile kaçırmadım. İnadım oydu. Ne olursa olsun bir kişi de gelse tiyatro yapacağım diyordum. Yani çok büyük krizler gördük. Evet herkes kapattı. Ee, şeyler herkes gördük. Girdi. Ör, ör, sıkı yönetimler Örf gördük. Yani. Örfi idare. Yaşın ortaya çıktı. Ee, e, yani. Hayır. Fransızcasına gitti adım. diyecektim. diyecektim. Çeviri lafı te şeyden şeye tercüme ediyorum bazen. Ee, Allah'tan unutmuşum bak sıkı yönetimi. <laughs> Çıkmış zihnimden ne güzel. Ee, sıkı yönetim dönemlerinde kısa bir süre şey oldu. İzmir'e gitmiştik. Haldun Taner'in gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Büyük iş yapıyoruz. Bizim tiyatronun müdürü de Handan Selçuk, İlan Selçuk'un karısı. Güçlü bir kadın, eşinin çevresi var. Her binayı alıyor bize, telefon ediyor, alıyor belediye reislerini. Handan abla İzmir açık havayı al dedim. Çok tuttu, İstanbul'da çok tutmuştu gözlerimi kaparım. İzmir açık havayı aldı. Benim de hiç unutmuyorum 600 bin liram var. Biriktirdiğim, ömrümde biriktirdiğim bütün para. 500 bin liralık reklam yaptım. İzmir'e giriş, donattım her yer. Afişler, billboardlar, radyo bilmem ne falan filan. Kalan parayla da taşındık. Dekorlar yenilendi, büyütüldü. Çünkü 2500 kişilik yer. Uh, oh, oh, götüreceğiz parayı. Ben diyorum ki neyle taşıyacağız lan paraları çocuklar <laughs> diyorum. Aydemir Akbaş diyor ki çuvala koyarız. Çuvar olur mu lan diyorum. Oradan Abay diyor ki şeye koyarız. Yastık kılıflarına koyarız, taşırız. Hasılatı öyle hasılat olacak 2500 kişi gelecek. Ön satış çok güzel. Gireceğimiz gece sıkı yönetim, karartma. Biz İzmir'de otelde rehin kaldık. Ben 25 kişilik kadroyla otelde kaldım ve parayı yok. 12 gün oldu? Evet. Söylemiyoruz kadroya paramızın olmadığını, oteli ödeyemeyeceğimizi. Arif Kayra diye bir arkadaşım var İzmir'de. Koç'un İzmir temsilcisiydi böyle paralı bir arkadaşım. Arif'e dedim ki Arif biraz para ver, ekibi İstanbul'a göndereceğim. Arif'ten para aldık, arkadaşlardan biraz hallettik, ekibi İstanbul'a gönderdik. Ben ve Korhanabay otelde rehin olarak kaldık. Biz bir yere gitmiyoruz ki herif parayı istemesin diye. Bir şişede bal likörümüz var. Kafayı bulalım diye bal likörünü içtik bir şişeyi. O biliyorsun şu kadar içilebilecek bir şey. Bir şey. Abi bir hafta musun, kendime, kendime gelemedim. Evet markasını da hatırlıyorum da burada söylemeyeyim şimdi. Abi, geldi evde yapılır. Hazır mı almış? Yok hazır. Amerika. Söyleyeyim Trambuy hala ama bu şey ürünün adı. Trambuy bir şişe Trambuy içtim ben abi kendime gelemedim bir daha. O günden beri şişesini bile görmüyorum. Gösterse birisi arkamı dönerim. Kendime gelemedim. Korhan'ı da gönderdim. Sonra ben otelciye dedim ki para yok. Böyle ne böyle böyle. Ben bir şey yapıyorum, şunu yapıyorum. Ben her sabah kalkıyorum, sıkı yönetime gidiyorum. Orada bir subay var, binbaşı. Oynayabilir miyiz? Binbaşı gidiyorum. Diyor ki, sayın binbaşı'm bu karartma ne zaman kalkacak? Bana diyor ki Ali Bey, bir gecede desem yalan, bir ayda desem yalan. Her gün aynı lafı söylüyor. Ben ertesi sabah yine gidiyorum. Esas yani bir umudu soru... var oynamak için ha? Abi. Evet, oyunu oynayabilmek için anlıyor musun? Oynayamadık, Kalktık, Handana dedik ki. An Ankara'yı bul. Ankara açık hava ya. Handan An abla. An Ankara Ankara'da sonuçta açık hava. Bitmiş o. Aradan Hadi zaman de. geçmiş. Ee, Tandan abla Ankara açık havaya aldı. Biz peynir ekmek gibi bilet satıyoruz. Aydemir Akbaş yoldan bir beyaz kedi buldu, aldı getirdi. Dedi ki bu tiyatromuzun şeysi uğuru. Adını turne koyuyorum. Koyalım mı? Koyalım koyalım. Kedinin adı Turne. Turne aşağı Turne yukarı. Sen süt getiriyorsun, ben mama alıyorum. Ötekiler bir Allah'ım kedi yani. Allah Allah. Kedi oyunu oynayacağız. İkinci Kıbrıs Barış Harekatı ve Karartma. Abi oymoy saniye koy mu? Türkiye Barış'ın Yine otelde değil kaldık evet, abi. Herkesi gönderdim. Ankara'da koçun buldun mu peki? Uçaktan gitmiştik evet otobüsler. Ankara'da koçun temsilcisi yine arkadaşın mıydı? Yok Pardon, abi de. Ankara'da başka temsilciler vardı onları buldum. Onların sayesinde biraz dayandık. Ee, 3-5 gün kala. Tarihimizin bitmesi 3-5 gün kala. Oynayabilirsiniz dediler sıkı yönetimden. Olur oynarız dedik. Ortalık gebermiş gidiyoruz uçakla Lüks bir şekilde gitmiştik Tantanay'la. Otobüse dönüyoruz. Otobüste dönüyoruz. Tam otelden çıkıyoruz. Otelden çıkıyoruz. Kedi kapıda turne. Bu kadarcık kedi dediğinde şu kadar. Nasıl güzel bir kedi. Gidiyoruz. Aydemir turne ne olacak dedi. Teyze turne ne lan dedi. Kediyi bıraktı döndük. Bunu anlatmasan çok iyiydi. Bunu anlatmasan çok iyiydi. Başım belaya girecekti. Niye abi ama eski Hı -hı bir olay ya. ya. Çok A eski. Eskisi meski yok. Eski, eski, eski defterler açılıyor şimdi bugünlerde. Bile. Öyle mi? Oo. Ee, ama benim kedim var. Şu anda <laughs> kedim var. Aramda çok iyi. Peki abi. E, İngilizce oyun oynadın sen Broadway'de diye hatırlıyorum. Evet, oynuyor. Doğru mu hatırlıyorum? E, İngilizce de oynuyorum. Fransızca da oynuyorum. Ama Broadway'e gittin sen. Broadway'e gittim. Evet Broadway'de Hakikaten gittin mi? Yoksa It, o bir It was miydi? on Broadway. Broadway'de üstünde off mofti. Hakiki Broadway'de. Evet, Hakiki Broadway'de. Amerikalı oyuncularla. Başrol oynadım. Çok da başarılı gitti. Yıl kaçtı? Niye mi gittim? Yıl kaçtı? Hangi yıldı bu? Yıl 15 sene oluyor. Çünkü Ben e, okudum bunu ama he, doğru muydu? değil mi? E, Orada çok farklı bir düzen var. Ben buradan gittim. E, provaya girdim. Kalabalık bir kadro. Çok güzel bir oyun. E, hangi Pera oyunun adı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Türkiye'yi anlatıyor. Hı. E, Pera Caddesinden yola çıkarak Batılılaşmanın İstiklal, İstiklal Caddesi'ne geçen köprüden yola çıkıyor ama çok başka şeyler ve Türkiye'nin bugün geleceği hal üzerine şey yapıyor Spekülasyon yapıyor çok çok iyi yazılmış bir oyun. E, çok başarılı bir ekip vardı oyuncuların arasında ödüllü oyuncular vardı. Yani baba ödüller, benim oyunum, oğlum oynayan çocuk Tony almıştı. Tony Broadway'in en büyük ödülü işte. Daha ne olsun ne alacaksın yani. Ee, bizdeki ödüller gibi dantik ödüller değil. Sadece ödüller onlar yani. Ee, çok büyük şey riske ettim ben yani. Ben burada halk tarafından bağıra basılmış bir starım evet. yani. Şirin Devrim telefon etti. Orada Amerika'da yaşıyordu. Dedi ki ne geldin buraya riske ediyorsun dedi. Şimdi dedi burada dedi oyun tutmayabilir, üç günde kaldırılabilir. Bütün gazeteler Türkiye'de Ali Boyrazoğlu gitti rezil oldu diye yazacaklar dedi. Niye böyle yaptın dedi falan. Ben de oyuna çıkacağım ertesi gece böyle moralimi bozuyor benim ya. Çıktık. Çıktık. Ee, yani sahiden moralimi bozdu ya. Yani... <laughs> yani ya oyunu bırak kaç diyecek yani neredeyse git ulan diyecek yani böyle bir şey. Ama çok güzel bir şey oldu. Rahmetli Engin Cezzar'dan muhteşem bir çiçek geldi. Diyor ki orada benim hayalim Broadway'de oynamaktı Ali. O Amerika'da okumuştu. Yale mezunuydu. Tiyatro bölümü mezunuydu. Bizim başaramadığımızı sen yaptın. Yolun açık olsun. Okey. Çok güzel. Çiçekler geldi. Ee, sabahın eski sahibi Önay ve eşi benim arkadaşlarım Dinç Bilgin'in oğlu. Ben giderken onlardan izin alıp gitmiştim. Çünkü ATV ile anlaşmam vardı. Dizi yapacaktım. Dekorlar yapılmıştı bilmem ne. Dedim ki ben gideceğim. Git anasına satayım dediler. Böyle bir şey yılda değil. Ömrü de bir kere olur. Git oyna gelince yaparız diziyi biz falan filan. Böyle Önay dedi ki laf arasında. Ben gelirim oyunun açılışına. Yani atıyor sallıyor dedim içimden. Gittim. Bir baktım Önay'la eşi oradalar. İlk gece gelmişler birçok arkadaşım ta İstanbul'dan New York'a geldiler açılışa. Bir de orada şöyle bir sistem var. Biletleri gişeden satamıyorsun. Şeyden gidiyor bizim şeyler gibi. Bilet ofisleri. Biletix gibi. Evet Biletix gibi. Evet demek istemedim Biletix. Biletix gibi çok var da şimdi öne çıkarıyor olmayayım diye. E, Biletix gibi şeylerden. Ve ertesi sabah gazete New York Times ne yazarsa o önemli. O Yes, Bir milyon yap. dolar harcamışlardı. Bir milyon dolar o gün batabilir. Ve de yükselebilir de. Hep beraber şeye, Dize gidildi. İçiliyor, miçiliyor. sabah beklenecek. İlk eleştiri ne diyecekler gazeteler. Ben tabii Türk oyuncusu olduğum için bizde gazetelerde eleştiri çıkmaz. Evet. Bazen oyun bittikten sonra çıkar hatta. Oyun kalkar, eleştirisi çıkar. Ben alışık olduğum için ben yatmaya gidiyorum. Uykum geldi dedim. Çekmişim de birkaç kadeh içki. Gittim otele yattım. Sabah 7'de bir arkadaşım kalk New York Times al ne var kalk New York Times al söyledim aşağıya New York Times getirdiler bir açtım tam, sayfa, res, tam sayfa resmim var New York Times'da ben neye uğradığımı şaşırdım altında da diyor ki Amerikan seyircisi bu çok usta Türk oyuncusunu seyredebildiği için ne kadar şanslı bu yazı çıktı 3 aylık bilet çıkarılmıştı. Bir saat sonra bütün biletler bitmişti. Üç ay kaldın mı? Üç ay kaldım. Sonra kalmadın ama niye kalmadın? E, kalamadım çünkü ATV seni mahkemeye veririz gel buraya dedi. Tonla para harcamışlardı. Ben de rolümü prove eden dublörlerim vardı. Zaten orada dublör diyoruz biz işte. Yani senin rolüne hazırlanan. Yedek yedekler oyunu. yedekler vardı zaten e, iki kişi. Ben onlara emanet ettim rolü ve döndüm Türkiye'ye. Ve dönerken... Çok önemli bir film de bıraktım. Robert De Niro ile çok önemli bir filmde oynayacaktım. Evet. Ben Çok iyi bir menajerim vardı ama ATV ile de kontratım vardı. Nasıl yani söylesin biraz daha Ama söyledim. şöyle gitmiştim ben giderken bu iş olmayacaktı. Bu iş bozulmuştu benim Amerika'da çalışmam. İzin almak için çok sıkı kurallar var. Orada Equity var. Ben Equity üyesi değildim o zaman. Şimdi Oyuncular sendika. Birliği üyesiyim, sendika üyesiyim. Ee, ama o zaman sendikalı olmazsan çok yani. zor. O, o, hikaye çok zor. Bir koşul var. Kendi ülkesinde dünya kültürüne hizmet edecek işler yapmış birisi olman lazım. Ve yılda bir ya da iki kişiye kasa kaza vermiyorlar biz. Benden önce Jean Mora'ya izin vermemişler. İstemiş izin düşün. Jean Mora, üstelik Jean Mora'nın anası Amerikalı. kadına izin vermemişler. Ondan sonraki müracaat benimki red, benimki red. Ben de burada saklıyordum ki hani uyduruyor demesinler diye yani Amerika'ya Broadway'de oynayacağım. İş kalıyor kaldı gibiydi. Bizim Daryl Roth prodüktör çok güçlü bir kadın. Gidiyor sendikadaki bu işlere bakan adamın masasına oturuyor. Diyor ki Mr. Poyrazoğlu çok önemli. Şunları, 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 şunları dünya repertuarından oynamış. 35'e yakın oyun çevirmiş. Bunların büyük bir kısmı Amerikan kültürünün uzantıları, Fransız kültürünün uzantısı, ünlü yazarların eserleri. Bunları sahnelemiş. Buna izin vermiyorsunuz. İşte bilmem ne herif diyor ki o zaman ben diyor Mr. Poyrazoğlu Türk olduğu için engellediğinizi söyleyeceğim. Siz çünkü ondan bir yıl önceki müracaat bir Yunanlı aktördü ona izin verdiniz diyor. ...adam şaşırıp kalıyor... E, ma ...falan oluyor... ...Türk olduğu için izin vermiyorsunuz... ...çünkü Yunanlı'ya izin verdiniz diyor... ...onun üzerine hiçbir şey söylemeden... ...çekmeceyi açıyor, mühürü çıkarıyor... ...benim kağıda mühürü basıyor... Vah, ...telefon geldi, geliyorsun... Gel. ...aldık, e, gidiyorum... ...o esnada Eski Çamlar Bardak Oldu... ...adlı oyunu oynuyoruz... ...kadroda 10 kişi var... ...ve sezon ortası... ...ve nasıl gideceğim, ben o çocukları nasıl ortada bırakacağım... Ve kadroyu topladım. izin istedim bütün çalışanlardan. Dedim ki böyle bir durum var. Bana izin verirseniz ben gidip Amerika'da oynayacağım. İzin vermezseniz gitmiyorum. Sahiden de gitmeyecektim. Bana izin verdiler. Ben çocuklardan izin alıp gittim. İzin alıp gittiğim için döndüm 3 ay sonra. Onlardan 3 aylık izin almıştım. Çok da tutacağını düşünmedim oyunun Hı. doğrusu yani ama çok tuttu. O adam Lawrence Wangelder çok zor beğenen bir adam. Muhteşem bir eleştiri yazdı. Yani çok ilgilenildi. Çok ilgilenildi. Ondan sonra Türkiye'ye gidiş gelişler arttı Türk Hava Yolları müdürünün söylediğine göre. Çünkü oyun Türk insanının geleceğe nasıl baktığını, ne gibi hayaller kurduğunu, o hayallerin önünün ne şekilde Artık kim kesilmeye oyunu? kesilmeye başladı. Oyunu yazan kim? Oyunu yazan Sinan Ünel adında Haklı. bir Türk. Ee, San Joseph mezunu. Annesi Amerikalı. Babası Türk bir arkadaşımız. Gitti Amerika'ya yerleşti. Orada yaşıyor. Türkçe yazmıyor. İngilizce yazıyor. Orada oyun yazarlığı yazdı, yapıyor. Onun yazdığı bir oyundu. Peki abi şimdi sen, e, kendi, sen tiyatroculuğun dışında bir de tiyatrodan çok isim çıktı. Korona bak. Aman bir sürü ya çok. Sayamazsın. Cem Özer. Sayamazsın. En popüler. E... en popülerleri Koranabay çok popüler. Cem Özer çok popüler. Peker Açıkalın. Nilgün Belgün çok popüler. Bilmiyorum. Peker Açıkalın. Levent Türek. Levent Kazak. Levent, Levent, Pir, Levent, Türek. Levent Kazak. Levent Bir. Sayamam yani. Hangi sayamam. Çok insan çıktı. İyi oldu bizim tiyatro iyi bir okuldu. mesela bunun arasında böyle kafanda sıralama yapar mısın? Şu daha iyiydi, şu şöyle, şu böyleydi, şu şunu yapsa defan da hiç onlarla ilgili ee, bilmiyorsa... Yani şeyi yapabilirim kendini inşa etme yolunda Ep'i ilerlemiş birisi olarak çünkü benim yaşıma gel yanıma geldiğinde 16-17 yaşındaydı. Oya Başar ve Nilgün Belgün evet. ikisi de o yaşlarda geldiler. Bizim tiyatroya ben de çok bir şey değildim. Onlardan biraz fazla büyüktüm ama yanıma geldiler. Ben onların ustası oldum. Benim ustalarım başkalarıydı. Ben onlardan öğrendiklerimi üste kendi biriktirdiklerimi onlarda sınadım. Onlardan öğrendiklerimi kendimde sınadım. Mesela Nilgün Belgün'le Oya Başar önlerini açmış oyunculardır. Bizim tiyatroda Efes e e e Eser Ali diye bir oyuncu var. Çok çok iyi bir genç bir oyuncu. O çıktı. Cem Özer çok iyi bir oyuncudur. Iyi. Kendini televizyona verdi ama Cem sahiden çok, çok iyi, iyi bir iyi. oyuncuydu. E, Peker Açıkalın çok iyi bir oyuncu. Nilüfer Açıkalın çok iyi bir oyuncu. Yani birilerinin hakkını yiyorum böyle sayarak yani. Levent Can çok iyi bir oyuncu. Yani... Hangi birisini sayayım ya? O kadar çok insan var ki. Ama tabii sadece benim emeğim yoktu bu çocukların yetişmesinde. Çok disiplinli bir insanın talebesiydim. O disiplin tiyatrosunda çalışırken de bana geçmişti. Bir de tiyatrosunu kiraladığım zaman da o disiplini kiracı olduğumuz halde bize uyguluyordu. Biz tonla para veriyoruz onlara, kiralamışız orayı. Kenter Tiyatrosu, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter. Onlar da başımızda oldukları için benim kadrom onlardan da faydalanıyordu. Tiyatromda zaten Turgut Boralı gibi, İsmet Ay gibi, Hümeyra gibi, Bülent Kayabaş gibi, böyle Altan Erbulak gibi usta oyuncular da ekibin abisi, taşıyıcısı, yol göstericisi oldular. Onlara emek verdiler sadece ben değil. Onların da emeği tabii. ve de tabii ki ama muazzam bir kadir, seyircinin de emeği tabii ki. Yani sonunda seyirci inşa ediyor tiyatroyu. Türk tiyatrosu, Türk tiyatrosu dediğin tiyatroları seyirci yaratıyor ya da seyirci terk ediyor, bırakıyor, gidiyor. 50 yıl ama, 50 yıl 50 arasız, yıl muazzam bir Vallahi Valla tutmamış bir şey. iki tane oyunumuz var. Onları da çok heves ettik oynamaya, rolleri beğendik. Bu tutmaz diye konuştuk aramızda ama rolleri çok beğenmiştik, oynadık. O oyunlar çakıldı <laughs> ama hevesimizi aldık, oynadık <laughs> o oyunu. Onun dışında bütün oyunlar tuttu. Rekor kırmış oyunlar var. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Aziz Nesin'in Deliler Boşandısı, Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve e, Ferhan Şensoy'un Bizim Sınıfı ve de e, şey... E, Çılgınlar Kulübü rekor çünkü Çılgınlar Kulübü 1700 temsil. <laughs> akıl almaz bir şey. Ee, akıl almaz bir şey. 1700 temsil ve bak nasıl rastlantılar. Ve bir şey söyleyeyim mesela Çılgınlar Kulübü dünya çapında iyiydi. Dünya çapında. Dünya çapında iyiydi. Yani. Ben zaten oyun oynamaya başladım. Ben farklı ülkelerde seyrettim. Farklı ben dillerde. Ben Fransa'da başladıktan 5 yıl sonra keşfettim oyunu. Ve Görmemiştim. Bizdeki muazzamdı yani. Ben bütün ülkelerde seyrettim. İngiltere'de seyrettim, Amerika'da seyrettim, Fransa'da seyrettim. En iyisi bizi Bizimkine yani. çok emek verdik. Çok, çok, yemek, iyiydi. çok iyi, çok çok güzel bir kadro da vardı. Sağolsun ee, sağ olsun seyirci de arkamızda Peki durdu. o oyunda mesela senin favori karakterin kimdir? Kimin kimin, kimin rolüdür. Ben kendi rolümü, beni yani şeyi çok seviyorum. O çünkü böyle Brecht'in de bir oyununda var. Kafkas Tebeşir Dairesi'ndeki aynı tartışma oradan almış adam zaten. Çocuk doğuranın mı büyütenin Büyüten mi? mi? O Brecht'te toprak İşleyenin mi sahibinin mi tartışması şeklinde bu oyunda çocuğu büyüten mi annesi sayılır doğurmuş olan da annesi. Üstelik çok marjinal bir tip büyütmüş çocuğu bir travesti yani bir nevi bir huysuz virjin tarzı birisi büyütmüş onu ben oynuyordum. Ee, karşımdaki adamı da Bülent Kayabaş Aybaş. oynuyordu da çok iyi oynuyordu. Ben Bülent abinin oradaki oyununun Bülent Kayabaş'ın anısına bir Aa, daha oynamayı abi. düşünüyorum. Muazzam oynuyordu. Bir daha düşünüyorum. Ben, benim o o oyundaki favorim, <laughs> kusura bakma. Bence Bülent de Kayabaş'tı. Bülent Kayabaş'tı. Muazzamdı çünkü. Bülent Kayabaş'tı. Bence de. <laughs> çok iyiydi. Çok çok. Onu mu söyleyince merak ediyordum çünkü Bülent Bülent Kayabaş muazzam. Evet. Bülent çünkü. Kayabaş'tı. Bence de. Ben hasta Hastalıktı <laughs> oyunu. Bence var. de Bülent Kayabaş. <laughs> o deri ekibin içerisinde muazzam muazzamdı. Peki abi bir şey soracağım. Bir ara kabarıştı. Yeşil kabare hemen şurada. Bu öbür duvar ya. Aynen yani 50 metre buraya. Evet. Ee, o nereden esti aklına? O şöyle bir şey. Hemen o yanında 19 var, 20 vardı, 19 açıldı. Onlar gece kulübü, diskotek de onlar. Ya, evet. evet, diskotek, barbekü. Ben tarif. başka bir şeyden dolayı açtım. Ben hep hayatta argümanlarımdan birisi, tartışma konularımdan birisi, bakıyoruz, görmüyoruz, bakıyoruz, görmüyoruz. Hepimiz bakan körleriz. Gördüğünü iddia eden körleriz ve de o konuyla ilgilendiğim için görme özürlülerin hangi rengi ne şekilde gördüğünle ilgili makaleler okuyordum böyle işte. Bir kısmı kırmızıyı yeşil görüyor, bir kısmı yeşili kırmızı görüyor, bir kısmı bilmem neyi bilmem ne falan filan. Ee, bununla o bakıp kör olma meselesini bir araya getirip bir şey yapmak istiyordum. Kabare bunun için çok önemli bir şey. Bunu anlatabilmek için mizah, şaka, alay, hiciv kendimizden başlayarak herkes siyasetçilerden, ülkeyi yönetenlerden e, bizi evde yönetenlere kadar iddia etsek de hepimizin evde bir yöneteni vardır gizli ya da açık. E, ona kadar uzanabileceğimiz acımasız bir biçimde seyircinin de katılacağı kahkahalarla gülerek katılacağı ölüme meydan okuyacağı bir bir arada olacağımız ufak bir yer yapmak istiyordum. Dünyadaki kabare kültürüne uygun. Dünyadaki kabare kültürü 50 kişi, 75 kişi, evet. bilemedin 100 kişi de bitiyor. E, tarih de öyle. Bütün kabare tarihini okuduğum zaman öyle şeylerle karşılaştım. Böyle bir şey yapmak istiyordum. Ee, ...talimhanede otoparçacı Oto, dükkanları, otoparça dükkanları vardı. Aldım. Evet, onları kiraladım birkaç tanesini. Arasını yıktım. Ee, kendi bütün paramı bir araya getirdim. Hatta o kadar yetmedi ki para. Asacak duvarlara bir şey yok. Evde koleksiyonum tablolar vardı. Onları götürdüm. Sahici Fikret Mahallalar astım duvarlara. Öyle açtım yani. Alacak bir uydurup bir şey koyacak bir durumumuz yok. Boş ver buraya gelen sahici İbrahim Çallı'yı görme hakkıdır gelsin kukla koleksiyonum var aslık bilmem ne falan çok şık olmuştu abi. evet çok, çok şıktı. şık olmuştu evet çok şık olmuştu ee, seyirci böyle bir şeyi bekliyordu ee, ben de e, hazırlıklıydım felsefe olarak hazırlıklıydım dükkan yapılırken inşaat yapılırken dedim ki adı yeşil kabare bütün neonlar yazılar kırmızıyla olacak herkes dedi ki manyak mısın niye dedim Burası renk özürlülerin yeşili kırmızı gördüğünden yola çıkarak inşa ediliyor. Manifestosu o, bir cümle. Hepimiz renk körüyüz. Manifestosu o. Renk körlüğünü anlatıyorduk sahnenin üstünde. Gördüğümüz siyasetçi başka türlüdür. Gördüğümüz iş adamı başka türlüdür. Karı başka türlüdür. Koca başka türlüdür. Çocuk başka türlüdür. Çok bildiğini iddia eden aslında hiçbir şey bilmemektedir. Başka türlüden olmasından yola çıkarak hazırladım bunu çok tutacağını pek tahmin etmiyordum çok yani birinci gece başladık içeri beni almadılar dediler ben patronum ya tek patronum üstelik anlıyor musun ben nasıl girmiyorum ya dedim sen yarın akşam gel dedim mando diye bir şef vardı sen yarın gel bu gece başka bir yere gitti içeride yer yok dediler <laughs> bana bir masa verin ya dedim bir masa verin bana dedim gir Hadi lütfen, beni lütfen aldılar. Ben ilk gece Vestiyer'den girebildim kendi dükkanıma. Ondan sonra habire, arka arkaya, paramız olmadığı için Deniz Türkali fiyatı en düşük ve en yakın arkadaşımdı. Onun için onu çıkarmaya karar verdim. Deniz Türkali'nin arkasından Müjdat Gezen'i çıkardık. Müjdat'ın arkasından Uğur Yücel'i çıkardım. Onun arkasından Demet Akbağ, Rasim Öztekin, onun arkasından gene Müjdat Gezen... Sonra Müjdat hep hastalanıyor her gece. Biraz hastalık hastası olduğu için gene su koy verdi. <laughs> ben hastalık hastasıyım dedi. <laughs> o, ondan sonra e, onun üzerine Huysuz'a telefon ettim. Huysuz benim eski arkadaşım. Seyfi sen çık. Ben dedi yapamam öyle dedi şey. Ben dedi öyle iki saat oyalayamam seyirciyi. Ben yazarım sen ezberlersin dedim. Ben ezberleyemem dedi. Ben ezberlerim dedim. O zaman gelirim dedi. Ben ezberliyorum, çıkıyorum. Gündüz Seyfi'ye oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Akşama çıkıyor, benim taklidimi oynuyor. Diyorsun? Mükemmel yapıyor. Parayı alıyor gidiyor. Yani hiç böyle bir şey yok biliyorsun. Sen ezberliyorsun, oynuyorsun. O beni oynayarak yola çıktı ama Huysuz Virjin oldu. Kendinden muhteşem bir şov yani yıldızı çıkardı. Huysuz'un patladığı orasıdır. Evet. Yani. Hepsinin patladığı yer orasıdır. Uğur'un da, Demet Akbağ'ın da, Rasim Öztekin'in de, Cem Özer'in de. Müjdat bırakmıştı. Müjdat'ın geri dönüşüdür oturuyordu evde oturuyordu sıkılmıştı bir süre oturmaya karar vermişti onu ben kandırdım yeniden başladı sonra mafya bastı ha <laughs> mafya bastı mafya hiç gelmedi bize olur mu canım hiç gelmedi bir akşam silahlar patladı o dışarıda patladı kapının önünde evet kapının önünde <laughs> ama olayda mafya dediğiniz adam haklıydı evet haklıydı evet ee, ben o geldiğinde böyle yerlerde çok saygılı oturduğunu bildiğim için uykum vardı eve git ama bana her saniye telefon ediyorlar tabii ki eve. Eve gittim. İş bitti. Geç vakit çağırdılar beni. Ee, dükkana gel dedi şef. Ne oldu dedim. Böyle böyle bir olay oldu dedi. Sahiden bir şımarık zengin arkadaş şeylerle oturuyormuş hanım arkadaşlarıyla. O mafya dediğiniz arkadaşımız da bir arkadaşıyla dükkandan giriyor. Bara geçiyor. Bara geçerken... Dönüp diyorlar ki mafya gidiyor, mafya diyorlar. Yanında da ünlü bir futbolcu var. Duyuyorlar, evet, bunu duyuyorlar. Ee, bir şey söylemiyorlar. Giderken diyor ki kapıda görüşelim sevgili kardeşim diyor. Kapıda ayıklamışlar doğal olarak yani. Bulaşmışlar çünkü. Evet. Çok haklılar. O esnada bizim garson nardan birisi kurtarmak istemiş. Arkadaşı kurtarmış da ama bir tokat yemiş. Muhteşem bir tokat yemiş. Bitmiş olay. Bitmiş. <laughs> Sabahleyin telefon. Evime. Ben uyumuşum. Abi ben filanca. Ya hadi ya de, dedim ya kapattım. Kim işletiyor? Kimya bozulmadı mı? Hayır. <laughs> Kim işletiyor diyorum ben. Dükkandaki itler yapıyor zannediyorum. Ya da arkadaşlardan birisi. Bir daha telefon. Abi ben sahiden falanca filancadan aldım. Ev numaranı deyince anladım. Oradan alabilir. Ya dedi böyle böyle oldu bize bulaştık ben ne yapayım şimdi dedi. Özür dile dedim Bir ha bir, bir garsona tokat attım dedi. Özür dile dedi. Peki abi dedi kapattı telefonu. Ertesi gün ben dükkana gittim. Şey geldi, şef geldi, bir zarf getirdi. Ne bu abi? Dedi. Bu dedi falanca özür diliyor. Ne var içinde dedim. 25 bin dolar var dedi. Ne yapalım bunu dedi. Dağıt garsonları dedi. Böyledir hikayenin. Değil değil ben mi? de dedim. Ya yani, öyle. Ulancağım oradaydı. <laughs> Allah orada kahretsin. <laughs> bir kere bir olay oldu. On, bu da ufak ama, olay. Ama zaten problem. biz Ali'nin yerinde bir şey çıkarmayız merak etmeyin demişler giderken. Peki abi şimdi bir şey daha soracağım sana. Ee, bu... Ama abi 10 yıl içkili bir yer işletiyorsunuz gece sabaha kadar bir 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 olay olay değil. Bak ben dükkanı sattım. Sattığım parayı aldım, dükkanda çalışan arkadaşları topladım. Koydum, gelin lan buraya dedim. Garsonun komisi eşit bir şekilde burayı şu kadar paraya sattım. Size dağıtıyorum arkadaşlar dedim. Alın bu parayı dağıttım hepsine. Şefe dedim ki dağıt komisi garsonu, ahçısı ayırmadan eşit vereceksin. Peki Ali Bey. Vestiyerde bir arkadaş vardı iri yarı böyle, o böyle ürkütücü cüssesinden dolayı işe alınmıştı uyanıktı da herkese helal ediyorum bu paraları çok emeğiniz geçti buraya hakkınızdır bu para dedim sen hariç dedim o arkadaşa niye? adını söyledim niye? seni dedim ben iri yarısın bodyguard yapmak için aldım dükkana ve vestiyere kapıya koyduk bir kişiyi dövmedin ulan dükkanda dedim. bir kişiyi <laughs> dövmedin paranı hak etmedin ne cevap verdi bana biliyor musun? Abi o ki. kimi dövseydik Ali Bey arkadaşlarınızı mı dedi Niye dedim? Liste başı dedi Yaşar Kemal. En çok olay çıkarar. Çıkar. Ne yapabiliriz ki dedi. Sonra kim geliyor dedim. Allah rahmet eylesin Hamit Beli ve Erol Günaydın geliyorlar. İkinci, üçüncü şey Bülent Kayabaş ve Levent Kazak. Belli Akbank'ın genel müdürü. Evet, Akbank'ın genel müdürü. Ama o geliyor, Erol Günaydın'la geliyor, Öral Günaydın ortalığı karıştırıyor... Hamit Bey masada olduğu için bir şey bir yapılamıyor şey var, tabii. Evet. Dışarı çıklayamıyorlar, <laughs> atamıyorlar. <gülüyor> ee, Yaşar e Yaşar Kemal'e ne söyleyeceğiz zaten? Ne? hadlerine mi düşmüş? Peki bir şey sorayım şimdi. Geçen gün e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, bir siyasi tartışma sırasında e, dedi ki tiyatro yapmayın. Hı. Bunun üzerine de bir genç tiyatrocu e, dedi ki bu Yok okudum ben Twitter'da diyorum. canım. Fırat Tanış arkadaşımız Fırat Tanış, evet. evet. Ee, ben bunu fazla alınganlık diye buldum. Sen nasıl buldun bunu? Ya bence sen de, bunu olarak bence de alınganlık. Yani o kadar ağzımıza yerleşmiş ki bu şey. Kötü metafor benzetme. Lan tiyatro yapma şimdi sen caz de burada. Yapma, yani yapma. caz yapma lan. Tiyatro yapma lan. Ee, yabancı dillerde de karşılığı var yani. Ee, e, onun için yani zaman zaman ağzımızdan bu şey yap, yanlış ama kasıt o değil Çıkabilir yani. ama kasıt o değil. Yok. İmamoğlu çok iyi niyetli bir ama insan. Da ne Kültür şey sanat yani konusunda dedi. ama sonra çok kibar bir şekilde özürleştiler ikisi evet, de iki yani. Özür i̇kisi de özür diledi birbirine. Ben Mesele bitti. Tek faydası oldu özür dilenebileceğini herkes görmüş oldu karşılıklı olarak. Evet, e, hani o, faydası gerek. o faydası bir oldu. Bir de şey var. Daha dikkatli kullanabilirler. Sanatla ilgili bir şey söyleyeceği zaman siyaset insanları Onlara da bir şey oldu yani. Kulak bükme olmuş olabilir bu. Bence de. Evet. İyi yani bir özür kültürü şimdi gösteri. Ama bize de arası. söyleniyor. Yani böyle bir şey var. Şimdi ben zaman zaman yani orada burada tartıştığım, olay çıkardığım şeyler var. Yani bir insan olarak kavga ediyorum ben orada. Hep bana söylenen şey utanmıyorsun bir de tiyatrocu olacaksın. E bunu bana söyler, Arkadaş sen yani söyle. şimdi benim tiyatrocu olmam benim sinirlenmemi, kavga çıkarmamı bana da ya da bana saldırmanı senin serbest mi? Bırakıyor. bırakıyor? Yok öyle hikaye tabii ki. Koca gazdiçisin. Koca yani. ee, Utanmıyor musun? Ha, e, buyur. Ne? Evet. Sen bana söv ben bir şey. Evet. Ee, abi beş dakika daha oturursun değil mi? Bir reklam Reklamlardan verecek. hissem olacaksa otururum. Yoksa bana gidelim. Ama yani, O zaman görüşelim bu konuyu. Patronu bir konuşalım. Evet. Biraz daha otur. Gençler gelecek. Biraz onlara sohbet. Hay hay. Sağ olasın. Bir kısa reklam evet, değerli izler. Ee, sonra e, Toprak Razgatlıoğlu. Benim oyunlarımı sağlayalım. hatırlatmama izin ver. Hayır, Yarın ondan, akşam. Ondan konuşacağız zaten. Ha, onları mı konuşacağız? Bir de oy oyunun adını ve içeriğini de öğrenmek istiyorum. 50. yıl. Şıngır Şıngır Beyoğlu. Peki Salah Birsel'de etkilendin mi? Bu, bu isim Salah Birsel'den etki Şıngır Şıngır. Onun o Boğaziçi, şüngır, 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 Boğazi, şüngır, Şing Boğaziçi Şıngır Şıngır. Mıngır. Şıngır, şıngır Mıngır. Mıngır. Şıngır, Boğaziçi Şıngır Mıngır. Ve Beyoğlu'yla ilgili yazdığı bütün Salah Birsel kitapları aşağı yukarı benim baş eserlerim, baş ucu kitaplarım. Ya, He, yani muhteşem işler yani şey deneme tarihinin şey noktaları, en önemli noktaları onlar. En önemli taşları, köşe taşları. Ee, bilerek etkilenmedim lan şunu şuradan kalk gidelim Araklıyım da koyayım demedim. Ama kulağımda o kadar hoş bir şekilde bir şey. şıngır şıngır Beyoğlu var ki ve de anlatmak istediğim şey şıngır şıngır Beyoğlu haliyle ...mıngır mıngır Beyoğlu hali... ...tıngır tıngır Beyoğlu hali... ...bugünkü hali, hali... ...anlıyor musun... Ee, ...anlatacağım için oyunda... ...oralardan yola çıkarak... ...bazı önemli olgulardan söz edeceğim için... ...ve de çok komik... ...çok eğlenceli bir oyun olacağı için... ...dedim ki bu oyun... ...şıngır Beyoğlu e yani şıngır Beyoğlu'nu... ...hafif ediyor... ...Salah oldu. abi de şey yapsaydı sağ olsaydı... ...oyuna gelir... Lan şıkır şıkır oyun olmuş ya ben derdi. Adını benden yürütmüşsün. Al, al yürütmüşsün helal olsun, <laughs> olsun derdi. derdi. Bir reklam arası sonra e, oyundan da konuşacağız. E, gençlerle hay de hay kendi işlerine biraz bakacağız. Hay hay efendim. I. Yeah. Yeah. küçücük bakışının ne anlama gel. tam dedikodu yapıyorduk ya. İyi ki susmuşum. <laughs> var. Eda'cığım hoş geldin. Ağzına sağlık. Hoş, Bu kimin hoş buldum. Eda? Geliyorum. geldim. Gel, hoş. Gel gel <laughs> <laughs> bu kimin şarkısı? Ben bunu hiç bilmiyorum. Bu benim şarkı. evet. Bu benim ilk albümümden. Var mı bu genel albümde? Bu benim ilk solo <laughs> albümümden. Benim bestelerimden biri. İlk defa duyanlar olunca bir, mutlu oluyorum. Böyle. Tabii senin yaşına bakınca insan... insanın senin bir solo albüm yapmış olma ihtimali çok zayıf geliyor insan. Kaç yaşındasın Eda sen? Lise terebisi gibi görünüyorsun söylemediğim bir şey benim kendimle Yarın alakalı. Yarın çiçek göndermeyin lazım <laughs> Fatih'e. <laughs> Hemen. 89 <laughs> Anlat espriyi. <laughs> çok daha geç gördüğünü yani söylemedim. Yani 2000. 90. Artık şaşırmıyorum. <laughs> Konser vereceğim mekana girerken e, kimlik, sorarlar. kimlik istemiş, Bence istemişleri listeler. var. Evet. O yüzden şaşırmıyorum. Ama ses maşallah. Teşekkür ederim. E, çok da güzel türkü söyledin duydum yalnız. E, söylemeyi seviyorum. E, öyle bir iddiam yok. Çünkü o gerçekten başka bir alan. Konuşacağız onları. Tamam. Konuşacağız onları da. <laughs> Ama söyledim evet. Size de hoş geldiniz efendim. <laughs> hoş bulduk. Ee, güzel yemeklerinizi getirmemişsiniz yanınızda. Biz halbuki akşamları burada hep yemekten bahsediyoruz ve sonra acıkıyoruz. Çıkışta hazırladım hazır ben. Mı? Hazır mı? Her tamam. şey hazır. Hazır mısın? Şahane. Allah Allah. Ve Toprak. Allah. Abi toprağı tanıyor musun? Evet. Dünya, dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu ya. Yani öyle kolay bir iş değil ha. Hiç değil. Ya ben heyecanlıyım şu an. Sizleri dinliyorum. Heyecanınız... Yok ya. ya motorla ben... 300 km hızla diye heyecanlamıyoruz. Ha. Bir da heyecanlıyorsun. Ya motorla çok kolay oluyor da Bu daha kolay. ekran başından çıkınca kameraları görünce tabii ki de heyecanlıyım. Orada da sürekli kameralar kameraları sizi takip ediyor. Ama Orada alıştık artık. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. o yüzden. Yok iyi konuşuyorsun bak. Benim gördüğüm en iyi konuşan Türklerden bir tanesi kameralar karşısında. Bilmiyorum. doğru. Röportaj, Ve evet. röportajların gayeti. Ben senin bütün görüşlerini kaçırmadan Belki de için aynı şeyleri anlattığımız için belki. Ha belki olabilir mi? ama evet. her seferinde güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun. Ee, çok da e, hoşuma gidiyor. Diyor ki iyi konuşan sporcu pek enderdir bizde çünkü. E, son zamanlarda arttı sayıları iyi konuşuyorsun. Süperbike şampiyonusun. Evet. Superbike nedir abi? Ben bunu Superbike... anlıyorum ben. MotoGP de seviyorum. Superbike de seviyorum. Şimdi Superbike'ı senden ötürü daha çok seviyorum. Ee, daha önce de Kenan yüzünden seyrediyordum ama sen de sen, sana daha bir sempati duydun diye bilmiyorum. Ee, sen Kenan senin gerçi abin, hocan, e, mentorun ama e, nedir fark nedir arasındaki ikisi? Süperbike'da sokakta gördüğümüz motosikletler, spor motosikletlerin modifiye edilmiş haliyle biz yarışıyoruz. Dünya şampiyonası yapılıyor. E, MotoGP Kaç de, cc bunlar? 1000 cc. MotoGP ise e, Formula 1 gibi sokakta göremeyeceğiniz... O için özel yemeği bir proje yapılmış motosikletlerle. Yarışılan dünya şampiyonası. Tabii ki de e, yani bakıldığı zaman bir Formula 1 karşıtı gibi gözüküyor. Çünkü e, daha popüler. Daha büyük paralar var. Daha büyük. Tabii sürücüler, ki de. de. sürücüler e, de, takımların bütçesi daha fazla. Sürücüler Kesinlikle. daha kazanıyor. Daha fazla evet. kazanıyor. Ama rekabet konusunda baktığım zaman benim düşüncem şöyle. Eee... Sokakta sürülen motosikletlerle e, marka savaşı aslında benim yarıştığım yerde daha, daha büyük. Fazla Çünkü evet. e, Kawasaki, Honda, Yamaha yani bütün markalar orada var ve sokakta kullanılan motosikletlerin ed, modifiye edilmiş haliyle yarışıyoruz. Yani benim bakış açım aslında bu şekilde. Japonları sende ama İtalyanlar da var. Tabii ki de. Ducati falan evet. Ducati motosikletler var. var. Aprilia da vardı. Hala var mı Appiglia? E, bu... İki senedir yok. İki senedir daha yok. öncesinde yani vardı. bütün e, popüler motosiklet markaları vardı. Evet. Sen bir takım adına mı yarışıyorsun? E, ben, daha sonra fabrika takımı mı, özel takımı seninki? Ben fabrika takımı adına Yama motosikletiyle yarışıyorum. Eee Yama Motosikleti 2009'dan beri süper dünya şampiyonu olamıyor. Ee, biz de bu sene hem dünya şampiyonu olduk hem de markalar şampiyonu olduk. Yani bu sene Yama bütün hepsini toplamış oldu orada. Ne güzel. Kutlarım. Peki e, şimdi of Otomobil yarışlarında mesela bir soğuk vardır ama buna rağmen işte nabzı acayip yükselir birkaç kişi hariç ve anormal kilo kaybederler. Sizde risk otomobil yarışına göre daha fazla çünkü sizi koruyan hiçbir şey yok kendinizi koruyorsunuz yani. Yarış sırasında mesela tansiyonun ne oluyor nabzın ne oluyor kilo veriyor musun o ter mer o nasıl içeride ne oluyor çok merak ediyorum ben. Yarış... Otomobili biraz biliyorum ama motoru hiç anlayamıyorum çünkü. Yarış başlamadan önce acayip bir heyecan var. Ama e, kaskımızın camını kapattıktan sonra ışıklar sönünce o heyecan tamamen ortadan kalkıyor ve sadece strateji başlıyor. E, hiçbir zaman aslında nabzım yükseldiğini hissetmedim. Veyahut da nefes nefese kaldığımı hissetmedim. Heyecan zaten olmuyor motosikleti kullanırken. E, ve ayrıyetten... Yani orada içeride bir buz adam haline mi geliyorsun? Motor, motor aslında öyle. Evet, bir buz motosikleti adamı sürerken aynı şekilde öyle oluyor. Çünkü otomatikman rakibini izliyorsun. Rakibinin e, eksik olduğu yerleri görüyorsun. Ona atak yapıp Ara açabileceğini görebiliyorsun arkadan. Kendin e, strateji yapabiliyorsun bu konuda. Sizde mesela hep kulakla pitle sürekli? Bizde öyle şeyler yok. yok. Çünkü yani motosikletle nasıl olacağını ben de bilmiyorum. İleride büyük ihtimal yapabilirler öyle bir şey. E, ayrıyetten giydiğimiz tulumlar airbag'li. E, buradan yani tam göğüsten yukarıya airbag var. Düştüğü patlıyor. Düşerken GPS de çalışıyor. Direkt patlıyor. Ve giydiğimiz deri tulumlar gerçekten çok Dayanıklı. O dizlerinizi yere sürtüyorsunuz. Plastik var orada. Onu yapmazsak motor dengesini sağlayamayız. O yüzden onu yapmak zorundayız. Ee, dediğim gibi tulum yaklaşık 8 ile 10 kilo arası değişiyor. Tulumun ağırlığı. Evet. Deri olduğu için de gerçekten çok Peki, sıcak oluyor. O hakiki oluyor. deri midir o? Ee, kanguru derisi. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Plastik gibi duruyor hepsi rengarenk. Kanguru ya. derisi evet değişiyor. Hayret hiçbir şey. Pahalı durdu. Tabii pahalı. Yani bizim giydiğimiz tulumlar yaklaşık şu an 6 bin ile 8 bin euro arası. Bayağı ciddi bir ha. marka fiyatı. Airbag yani. olduğu için. Şimdi tabii her markanın kendine, kendine göre tulumu var. Bizimki Dainese. En, en popüler o galiba derler. Or görüyoruz. Bakıldığı zaman ta, eskilerden beri Dainese gerçekten çok popüler bir marka. Biz de Dainese adına yarışıyoruz. Ha, o da sponsor size. Evet, o da sponsor. Peki mesela bazen görüyorum düşüyorsunuz. 250 kilometreyle giderken langırt diye devriliyorsunuz ve yerde böyle bakıyorum buz paten gibi o pistin evet. üstüne gidiyorsunuz. O pist de berbat bir şeydir. Bir şey olmuyor mu abi? Benim en büyük düşme hızım 262. O e, bilgisayarda rakam. görebiliyorsunuz zaten. Aman karşı. aman aman. 262 ile düştüğümde tabii ki de tulum yırtılıyor. Ufak birazcık sıyrıklar oldu. Ama daha fazla bir şey hissetmedim. Çünkü Ön lastik kayıp düştüğünüz zaman çok büyük bir hasar almıyorsunuz ama motor sizi fırlattığı zaman bazen. yukarıya e, o gerçekten ciddi hasarlar verebiliyor ve ayrıyetten şöyle de diyebiliyorsunuz bazen ben çok dedim yani çok büyük kazalar geçirdim mi yine mi diye kendi kendime konuştuğum yine oldu. mi düştüm <laughs> yine mi böyle kötü düştüm diye o yüzden ama kazan e, iyi tarafı şudur kurtulduğun zaman çok sevinirsin. kesinlikle. Ama çok yarışta düştüğümüz ediyoruz. zaman o güzel olmuyor. Çünkü Yavaşı puan, kaybediyoruz. yarışı kaybediyoruz. Yani. Peki bir düşünce devam edemiyor musunuz? Yavaş, motosiklete bir şey olmazsa, bir şey olmazsa. devam edebilirsiniz. Ama tabii e, kaçıncı olabilirsiniz. Yani. Hı. Çok acayip. Benim bu sene Portekiz'deki yarışımda benim ön, motorun ön çamurluğu koptu. Lastiğin altına Hı. girdi. Yani hiçbir şey yokken boşu boşuna düşmüş oldum hızlı bir virajda. Tabii motor param parça oldu, bize bir şey olmadı ama e, tabii yarışın içinde olduğu için bir üzüntü oluyor çünkü e, şampiyona da çok önemli puanlar alıyoruz her yarış yani öyle bir yarışın içinde beklemediğimiz bir şekilde düşüşten gerçekten üzgün oluyoruz yani bir şey olmasa bile hani işte bir yerimiz kırıldığında nasıl yarışlar kaçırıyoruz düştüğümüz zaman da aynı şekilde hissediyoruz yani. Peki yarışın dışında e, motor senin hayatında ne kadar var? Yani motoruna gezmeye gidiyor musun? Ne bileyim? Sevgilini motorun arkasına alıp uzun bir seyahate gidiyor musun? Ben dolaşıyor musun motorla? Mosketi, çıkarıyor çıkarıyorsun. Şehrin içinde motorla dolaşıyor musun? Çok nadir öyle. Çok fazla motosiklete binmiyorum. Genelde arabayla dolaşıyorum. Allah yani, Allah, Allah, <laughs> Allah Allah ya. Ben çünkü hevesimi yarışlardan alıyorum. O yüzden motosikleti çok mesela, aramıyorum. Nasıl alıştın? Nasıl öğrendin motosiklet kullanmayı? Yani Yarışla mı öğrendin yoksa yollarda artistlik yaparak mı? Ben babamın sayesinde bu spora başladım. Rahmetli şerefine. Aynen. Zaten çoğu kişi bilir tek tek her Arif diye. Babamla tabii ki de motor üstünde gördüğüm için ben de motosiklete başladım. Aslında şehirde Baban ben... da bir motosikletçiydi ve bir dublördü aslında. Evet. Ee, Hep biz babanı biliyoruz. Nasıl bir deli olduğunu da biliyoruz. Onlar üstünde yatsın. Sen ondan mı öğrendin? Ben ondan gördüm, öğrendim. Ben de aslında babam gibi akrobasi yapmaya başladım. Daha sonrasında yarış hayatına. Ha, önce akrobasiyle başladım. Tabii ben akrobasiyle başladım. O yüzden işte motorun arkasını kaldırıyoruz. Önü Çok rahat. <laughs> benim için kolay oluyor onlar. Ee, daha sonrasında yarış hayatına başladım. Daha sonrasında... Kaç işte, yaşında yarışa başladın da? 12-13 yaşlarına <laughs> şey pistte. Akrobasiyle başladım. Kaç yaşında? 5 yaşında. 4-5 <laughs> yaş yaşlarında motokrosdaydım. 12 yaşlarında asfalttaki yani pistteki motosiklete binmeye başladım. Daha sonrasında zaten Kenan Sofuoğlu elimizden tuttu. Şimdi buralardayız. Tabii e, baban bir profesyonel. E, öyle birinin çocuğu olmasaydın bu motosiklet işine girebilecek miydin? Profesyonel olabilecek Bence miydin? Olmayacaktı, Kolayca. olmayacaktı, değil mi? Çünkü babam motosikletle biz motosikleti seyreden, babamın sayesinde gördük. Bizi seyreden genç arkadaşlar diyorlardı ki ya biz nasıl gireceğiz bu işe? Nasıl olur bu işler? Bak arkadaş dünya şampiyonu olmuş. Ümit verici bir şey mi söyleyeceksin yoksa biraz zor mu bu Şöyle, işler diyeceksin? Şöyle. Yani motosporları gerçekten pahalı bir spor. Pahalı. Ha, Bizim ülkemizde de motosporları var. gerçekten e, çok aşırı bilinmiyor. Bilinmiyor. Sponsor da yok. Sponsorlar doğru. yok. Yani birincisi baba yani ailenin desteği çok önemli evet. burada. Yani benim babam benim arkamdan koşturmasaydı bu kadar uğraşmasaydı ben belki. Ya evet, annenin de dedi diyor bu işe. annem aslında çok istemiyordu. Çünkü e tabii babama babam da bir şey diyemiyordu. Aa bunu da kaybettik demiştir annesi. Ne diyecek yani? E babam babamdan sonra annem bize çok bir şey demedi. Evet. Bize bıraktı. E bizler de zaten sadece pistte motosiklet sürüyorduk. Piste yarışıyorduk. E, sokaklarda motorlu sokaklarda az Sokaklarda çok yok. Ya yani babamız bize e, ufak yaşlarda sadece motosiklete binerken hız yapmayın. Dikkat edin diyordu. Bizim de hiçbir zaman hız tutkumuz olmadı Piste sokaklarda. Peki en işte en yüksek hız kaç oluyor? piste düzlüğe göre değişiyor. Pisten piste en değişiyor. Yüksek yani mesela. yüksek ben en fazla 318 km diyor. Evet. Hı. İyidir. Bu kadar fazla değil yani. 4 Ya daha fazlası olur güzel. ama işte Motor pist için çok güzel. Düzlük yeterli olur. Daha fazla uzun olsa 330'lar ama. Ben o parkta hiç yaptım. Abi sen de bir dur gitme gitme. Durayım git, mı? Dur. Oyunun Özür dilerim. Oyunum. E, ee, i̇htiyar ya uykusu geldi gitmek istiyor. Uykusu <laughs> kedi köpek Şak bekliyor evde, evde ya. Köpekler, evet. Evde köpekleri var. Onlar Yeni köpek var da onun için. E, ee, biliyorum abi. Kedi, kedi canavar. Da kediden, geçine, geçine Kediden işte kediden köpeği korumak için lazım. yani. Başı boş Peki olursa yani, şimdi, olmaz. Şey, e, oyundan bahsedelim. Oyun. Konu ne abi? Bu, konu. E, Beyoğlu şıngır şıngır konu benim ne? Benim Beyoğlu'na gelişimden bugüne Sene. kadar. Yani Beyoğlu ben çünkü ilk şeye, tiyatroya geldim. 1959 yılında Tepebaşı Tiyatrosu'na geldim. Tepebaşı Dram Tiyatrosu'na geldim. Oradan hemen Beyoğlu Komedi Tiyatrosu'na geçtim. Şimdi orası büyük bir başka bir şey oldu. Emek sineması ve yanında Komedi Tiyatrosu vardı. Oraları yıkıldı. Komedi bir şey olmuştu, mağaza olmuştu. Öbürkü ne oldu? Şu nedir bilmiyorum. O alışveriş merkezinin bir parçası oldu galiba. Ee, oralara geldim. Oradan bugüne kadar yaşadığım çok komik Beyoğlu değişim mi anlatıyorsun yoksa çok, kendi başından geçiremediğim çok komik, çok şaşırtıcı olayların eşliğinde Beyoğlu'ndaki, Türkiye'deki değişimden söz ediyorum. Özetleyecek olursak ne dersen hani bir cümleye sok dersen bu ama çok çok farklı Biliyor şeyler. Mesela bugün anladın. Beyoğlu için ne istiyorsun? Abi? Artık Beyoğlu çünkü bir Arap caddesi olmuş. O dedi. Hiç ben Türkçe duymuyorum tamamen. Yok Doğru. henüz e, belirli bir ölçüde kendi ağırlığımızı koruyoruz. Ulus olarak Beyoğlu topraklarında. Var mı Beyoğlu Topraklarında. Sokak çalkışı artık Arap yani. E, Biraz şey var, kozmopolit bir cadde olmuş evet, Beyoğlu. Bulundum. Ama Beyoğlu eskiden de Elhamra, çok kozmopolit bir caddeymiş. Adını Rum'u, Ermenisi, evet. Çekoslova, evet, Rus'u, Beyaz, Rusu. E, caddenin ortasında yani eskiden onlar hakimmiş. Şimdi Araplar, Suriyeliler, yarın öbür gün kim gelecek Kimyecek bilmiyoruz. E, o kozmopolitlik aslında bir şey söyleyeyim, benim hoşuma gidiyor. Ama kozmopolit değil abi. Ha Ama Beyoğlu kültürünün, Beyoğlu'ndaki tiyatroların, sinemaların, kitapçı dükkanlarının yok olması, oralardaki hayat, oralarda birlikte olduğumuz insanlar, Kuru yemişçi, tatlıcı, helvacı, ee, evet. Özlemin tadı, dandik parfümcü. Evet, Özlemin tadı yok diyorlar ama Özlemin bir tadı var. Nostaljinin bir tadı var. Bu oyun bir Beyoğlu nostaljisi. Beyoğlu için yapılmış bir nostaljik şey, e, e, deneme. Ee, ne kadar sürecek oyun? Bu oyun yarın akşam oynuyorum şeyde. Hadi yani bir kere oynamayacağım? Unikol'da ya bu oyun yoktu. Olan bir oyun değildi. Beyoğlu şeyisi e, Kültür Yolu projesini yaptı Kültür Bakanlığı. Evet. Kültür Bakanı da rica edince ya özel bir şey yapın, özel bir şey yapın diye. Ben bu oyunu yaptım. Oturdum ha, ya. Yarı, yarı, yarı sipariş gibi oldu. E, e, sipariş gibi değil. Hayır, yoktu bu oyun. Onun üzerine e, notlar aldım bir kağıda. Doğaçlama olarak orada birer satır var. Bu kağıttan sahneye çıkıyorum. Üç buçuk saat oynuyor. Levent Erdin'in şimdi yaptığı günler. Bilmiyorum ya. kimin ne yaptığını. <laughs> o ama bir ya. kağıt parçasına başlıkları yazıyorum, çıkıyorum. Kaç günlerdir? kaç gün çıkacak? Yarın akşam şeyde çıkıyorum. Unicol'da, oldu. çıkıyorum. Ee, Sonra bir karşıya geçiyorum. Cumartesi günü karşıya geçiyorum. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yapıyorum. E mesela oynuyorum. uzun soluklu bir şey olacak mı? Yoksa bir dönemde... mi? ondan yok. sonra gidiyorum Bodrum'a. Ve Anadolu'ya. Ee, Şubat'ta ve... İstanbul'da iki oyun Mart'ta var. Mart'ta yok. İstanbul'da iki Görün. oyun var şu anda. Yarın akşam. Gördün ben, gördün, görmedin, görmedin, gördün. gördün gördün, görmedin. Badem. Ee, ondan sonra Bodrum'da oynarım yazın. Açık hava tiyatrolarında oynayabilirim. Ee, bakalım kafama göre bir sürü proje olduğu için <laughs> görmedin elimde. Görmedin badem. Görmedin badem. <laughs> ee, yani memnunum. Bir de başka oyunlar var. Asi Kuş var yani. Repertuardaki Görmedim. oyunlar var. Çok tutmuş oyunlar. Bir de kaldıramıyoruz onları. Asi kuş devam edecek. Ödünç yaşamlar devam edecek. Tamamla bize ey aşk diye 3 kişilik bir oyun yazıyorum yazdım. Mı? Ne güzel yazıyorum. Yazıyorum ama eseri. anılarımı yazıyorum. Yok şimdi. ya sen gazetelerde yazardın. Gazetelerde bulursam yazarım. Gazete, gazete var mı? Gazete, gazete, gazete kaldı. varsa, gazete, gazete varsa yazacağım. Doğru, sen doğru niye diyorsun. yazmıyorsun? Doğru söylüyorsun. Ben ha. internette internete yazıyorum. Ha? ha? İnternete İnternet, ha, internette yazabilirim ben de. bence de. Onu yapabilirim. Hatta belki blog bile açabilirsin kendi adına. Hayır şimdi anılarımı yazdığım için zaman olmuyor. Zaman. ya bayağı vakit alıyor ana yazmak. Ya olmaz mı? Bayağı var mıydı notlar? Notlar vardı, ama bir, bir iddialı bir şey yazıyorum. Biraz da edebi kaygısı olan bir kitap yazıyorum. Böyle zaman zaman zamanda, zamanda dolaşıyorum, öyle yazıyorum. Böyle başlayayım şurada doğdum, burada okula gittim, şu oldu bu oldu gibi Didi bir değil. şey değil. Onun için farklı bir dokunuşla bir parça, bir kendi zihnimde bir yolculuk yapıyorum. daha doğrusu kitap şöyle bir şey. Adı bir ilahiden yola çıktım. Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme. Nazar eyledim ben özüme Ali göründü gözüme. Bu bir Alevi ilahisidir. Ee, en güzel de Ahmet Özcan okuyor. Onu buldum mu oku Ahmet diyorum hemen kulağıma başlıyor okumaya. Her, yer, her yerde, Abi en de, ciddi yerde bile okutuyor. Bugünlere dikkatli dikkat olmak lazım öyle şeylerle biliyorsunuz. E, niye? Sürekli ne var bunda? Ona bunu dediler, buna bunu dediler. Aa, Yok, aa. şu bu var. Bak, aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme. Başka bir Ali'den bahsediyor evet. ilahi. Ama Nazar eyledim ben özüme evet, deyince, Ali, Ali göründü gözüme bu Ali, Ali oluyor. Ben herkesin özüne nazar eyleyip kendisiyle bir yüzleşmesi gerektiğini, anılarını yazması gerektiğini, not tutması gerektiğini, en azından bir gün kendini okumak isterse. o yani anı anı o, batılı o, o, bir gelenek. O, o, o kayıtları yani. yapmak lazım, ee, batılı bir gelenek doğru. Ama bizde doğru dürüst subayların, doğru dürüst okul, okul müdürlerinin. Devlet adamlarının, gazetecilerin Yoktur. E, yok, yok anılarının olması Yazmazlar. çok çok büyük kayıp. Yazmazlar, yazarsa da Nalancık gibi yazarlar. Gerçekten ee, Evet şaşırır. Abi eve gittiğine dikkat et, köpek evet. açtır şimdi tamam. seni ısırmasın. Çünkü seni tanımıyor köpek biliyorsun, yeni köpek. Evet. Ve sen de eve pek gitmediğin için e, bacağını kaptırma. Nasıl biliyorsun? Çünkü turnedeyim, turnedeyim. ya da bodrumdayım. Hayvan şaşkın vaziyette Hayvan yani. da yeni, ha. hart diye ısırır sonra bana da suçu bulma, senin yüzünden ısırmıyor. Yok ya. ısırmıyor, kedi, kedi, bak. ısırıyor. Abi. Kedi köpeği ısırır, kedi ısırmaz. Ya. Böyle şey yok. Kedi deli misin abi kedi, Allah ya, yarabbim. Korkunç Ama çok şey. tatlı hayvandır ya. Tatlı var tabii çok güzel. Mesela kaloriferin üstünde oturuyordum. Diyorum ki siz ne işe yarıyorsunuz? İşiniz, gücünüz kaloriferlerin üstünde, altında bir yerde bütün kışı geçirmek... Ne güzel hayat. Yani Kendini sevdirmezler. Şey İsterse seviyor. Bana bakıyor, e, bana bakıyor ve bakarken o evin sahibi olsun. Di, evet evin diyor. Ki, sen ne diyorsun ya? Sen ne işiyorsun? Ben evin sahibiyim. Ben sen kim kimsin figüran kim parçası? Kim diyor? Kim konuşuyorsun sen diyor? Ama o kadar güzeller ki. Çok. Diyor ki, evet. Ben belki senin gözünde hiçbir işe yaramıyorum ama belki sen duymamış olabilirsin Ali Efendi. Estetik güzellik diye bir şey var benim güzelliğime bakmak yetmiyor mu? Bir de sanatçı olacaksın. Doğru hak. Tiyatrocu olacaksın. Kedi hak verdim. Diyor kedi. Kedi hak verdim. Abi inşallah ısırılmasın akşamın. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Bize. Çok Sağ mutlu ol, oldum ol. burada. Biz de çok mutlu olduk seni Sizi için. Sizi tekrar tekrar Gençler kutluyorum. Gençler de seni görüp tanıdılar. Çünkü onlar e, seni benim kadar uzun süre tanıyamıyorlar, tanımıyorlar ne yazık ki. E, senin, senin, tadını bilmiyorlardır. Senin ne keyifli bir adam olduğunu bilmiyorlardır. Burada da bir yerlerde çıkarım ortaya. Olur. Bir televizyonda talk show yapabilirim. Televizyon olmazsa YouTube'da yaparım. Bence bilmem Bence ne. YouTube'da Evet. YouTube en, en bir şey en en, 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 çabuk en erişim yolu o galiba. Aynen. Aynen. Evet. Alas mı aldık arkadaşlar? Evet. Hocam. Yolunuz hocam. düşerse tiyatroya bekleriz Sen, sen rahat çıkasın diye bir ara verelim. Biz bir reklam bir şey uydurduk. Var mı reklam işi? Bulurlar bir şey. Canım. Tamam hocam. gittim. Sözlerimi geri alıyorum Yazdığım şarkıları çöpe atıyorum İnsanlar geç de olsa şimdi anlıyorum Yürümek için yeni yollar çiziyorum Yine zorluklar çıkacak önüne Hayal kırıklıkları olmazsa olmaz Üç beş sayılır daha alacaksın elbet ama kendini buluyorsun sabret 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 bugünler geçecek elbet sabret sabret Sözlerimi geri alıyorum Yazdığım şarkıları çöpe atıyorum İnsanları geç de olsa şimdi anlıyorum Yürümek için yeni yollar çiziyorum Yine zorluklar çıkacak önüne Hayal kırıklıkları olmazsa olmaz Üç beş sayılık daha alacaksın ama kendini bu Eda ağzına sağlık. Ben ama hala ederim. türkü bekliyorum söyleyeyim sana. Ben <laughs> hiç türkü söylemeden bırakmam <laughs> seni yemin ederim. Yemin <laughs> kendi beslerin çok güzel tamam biliyoruz. Yetenekli. Teşekkür misin? ederim. O... Valla türkü söyleyeceksin. Programın sonunda türkü. Var mı türkü? Hazırladın türkü, mı? Türkü var hazırda. Tam e, bir gün sonra bu saatler çıkmış olacak. Bir türkü albümü yayınlayacağız. Oradan evet, doya doya, doya, doya dinleyecek insanlar. Bu aile de ilginç bir hikaye var. Bu aile ailece söylemişsiniz. misiniz? Aile evet. müzisyen mi? Böyle yani müzisyen bir aile misiniz yoksa? Hepsi çok hevesli ama hiçbirinin profesyonel anlamda bir çalışması ha, olmadı. Değildir. Değiller ama, böyle ama böyle evet. hep beraber hevesli. çok söylemişizdir i̇yi geceler boyu. Bir... Ben çok yanlı bakabilirim duruma. Yani müthiş, oldu. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> müthiş, oldu. müthiş oldu. Kim hangi mesela annen, baban, erkek, erkek kardeşin, kardeşin, ve ablam, kız kardeşin. Evet. Hep, hep, hep hepsi hepsi söyler. Hangisi en yetenekli? Beni izliyorlar şu an. Bak ya şey bir şey ne olur Ablam demesine. Ee, el, ablam. gerçekten hepsinin dokunduğu yer başka. babamın sesini çok dinledik biz evde. Çok söylerdi. Söyler mi? Çok söyler. Bana söyletmedi evde. Sesiniz... Berbat. <laughs> Güzel. Ya yani evde bir birlikte olmak, yani beraber bir şey yapıyor olmak bile zaten. Peki ciddi sen mi teklif ettin? Ondan mı dediler sana? Ben teklif edin. ettim. Ee, babamın ee, Böyle bir hediyeyle çok mutlu olacağını biliyordum ve bir doğum günü hediyesi hazırlamak istemiştim ona önce. Hani alıp böyle stüdyoya yatıp hadi işte bunun üstüne türkü söyle, kayıtlı bir şarkın olsun demek istemiştim. Sonra şey oldum yani, hepsi yetenekli, hepsi gerçekten girse bir türküyü çok güzel söyler. Ay, yarım yükleyeceksiniz bu. Evet evet, de. yani cuma Vallahi meraktan sıfır sıfır, sıfır, sıfır özellikle sıfırda. Özellikle babanın sesini çok merak ediyorum. Yani Babamın Annem falan böyle... kesin iyidir de. Dolunurlu dolu bir ediyorum. sestir. Erkek kardeşim de çok temiz, güzel yani, okudu. Çünkü neden biliyor musun? Kızlar babalarını çok severler ya. Hani babanın sesi kötü bile iyi geliyor olabilir. O yüzden çok meraklı dinleyeceğim <laughs> yani. Çok fikrinizi almayı çok isterim. Kesinlikle. Abi hoş geldin. Ee, hoş biz ederim. her hafta bir e, şefimizi ağırlamaktan çok hoşlanıyoruz. Senin koluna bakınca birdenbire ben dedim ki acaba Güney Amerika'da mı bu yemek meselesine dahil oldun diye. Onlar ne öyle? Bunlar e, esasında birazcık bizim kökenlerimizden, birazcık da böyle Azteklerden gelen... Hanım, çöp, onlar e, gibi yerine, evet. ondan Birazcık burada hem kilim desenleri hem de Aztek ha, desenleri var. Tamam. Ama esas hikaye burada başlıyor. O ne o iki çizgi ne? E, direkt Direk önce işte marka sponsor oldu diye dalgaya vuruyorum evet, ama evet, evet. E, anne kanından gelen anne kanına gider. Hayat o kadar kısa ki hayatın gerçekten tadını çıkarmamız lazım. E, bir anlam yüklediğim... Ha sen e, yüklediğin o evet, kendim Çünkü ben bu anne kanını çok sevdiğim bir e, Amerika'da yaşadığım dönemde bir arkadaşımla görmüştüm. Şu kadar kalınlıkta bir e, kıpkırmızı bir bileklik anne kanı ve topraktan gelen bir yev, soy ağacının bütün ailesinin vücuduna yaptırmıştı. O beni çok etkilemişti. Kalor bir aile herhalde. E, herhalde bir yedi sülalesine kadar yazdırmış bütün vücudu kapladığına göre. E, onu Beni çok etkilemişti o. Bu dövme bir hastalık galiba. Başladı yani mı durmuyorsunuz? Yaptırsa giriyor. Evet benim bir tür arkadaşlarım öyle mesela. Evet. Ben hiç yaptıramadım ama. Şimdi ben e, işte bu Covid vesaire falan onlardan dolayı biraz ara verdim ama şuraya da tamamlayacağım Oldu, gibi gözüküyor. Evet. Peki dövbe de bırakıp senin esas işine gelelim. Ee, sen iyi bir açısın. Birkaç kez senin yemeklerini yeme şerefine nail oldum. Ee, nereden geldi bu yeme merakı sana? Şimdi ailesiyle beraber evde şarkı falan. Siz de ailece yemek mi yaptınız evde? Ya esasında birazcık e, dolaylı yoldan aileden e, geldi diyebilirim. Bizim biraz farklı bir karışık aile yapısı vardı. Bunun sonucunda da e, ben okulu yarıda bırakmak zorunda kaldım. E, sonrasında da okuduğum işte okulu vesaire falan e, derken e, farklı dallarda hayatı kazanmaya çalışıyordum. E, çok sevdiğim bir arkadaşımın babası o zaman e, turizm e, zürih ateşesiydi. E, bu mesleğin ilerideki faydalarını anlattı. Benim de çok ilgimi çekti. Rahmetli Ahşabın. Evet. Turizmindeki özellikle e, mutfak hikayesinin çok farklı gastronominin ileri de çok farklı yerlere geleceğinden Doğru bahsetti. Söylemiş. Rahmetli dayım da ön ayak olunca e, böyle bir turizm okuluna başlamış oldum. İlk e, mezun olduktan sonra stajımı çok iyi bir yerde yaptım. E, belki orada da stajı yapmasaydım bugün buralarda hani. Sonra yurt dışına yap. gittin. Evet yurt dışına gittim. Uzun süre kaldın. Belki bir, bir ülkede kaldım, birkaç yer gezdim. Ben bir Amerika'yı biliyorum çünkü. Çok ülke gezdim ama uzun sürede tek bir ülkede kaldım. Hani çok ırk. ...çok insanlarla, çok kültürlerle e, tanıştım. E, mutfakta zaten çalıştığınız zaman Amerika gibi bir yerde... E, ...El Salvador'dan tutun ki... Pamboçya'ya, e, işte, oraya, buraya, her, her, yere yere eklem, kadar. her tarafa kadar. Bir bakıyorsunuz pazar günü bir... E, ...işte Jamaikalı e, bizim bulaşıkçı arkadaşlarla... ...barbekü yaparken öteki tarafta Meksikalarla Çintemaya'yı kutluyorsunuz. Öteki taraftan işte St. Patrick Day'in e, gününü şey yapmışken... Öteki taraftan da Türk Yürüyüşü'ne katılmışsınız. Hani tamamıyla bir kültür şoku içerisinde ama keyifli oluyor. Her Hangi kese... şehirdeydiniz? Manhattan'da. London, New York'ta. New York'ta Manhattan'da şey yaptım. Providence vardı bir kısa bir şey Peki ama. Peki mesela şey, şeyi merak edeyim mesela. Bir aşçı yama ne zaman şef olur? Ya da şef olmak, şef oldun, e, sen oldun ne zaman nedir bir aşçı? Vallahi ben e, şefim ama hala iyi bir aşçıyım esasında. Her gün her şeyi öğreniyoruz. Yeniden tekrardan revize ediyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Ee, ama şunu bir söyleyeyim ki insanlar 35'ine kadar mutfakta bir adama kolay kolay güvenmiyorlar. Evet. Evet. Zaten hani derler ya 35'ine kadar komünist 35'inden sonra kapitalist olursun. Herhalde bu lafta en güzel bunun için ee, güzel oturmuş bir laf olabilir. Ee, sonra Türkiye'ye dövmeyi nasıl karar verdin ve niye karar verdin yani Amerika'da? Bir, şöyle e, ben Amerika'nın son iki senesini inanılmaz yoğun çalışıyordum. E, i̇ki Michelin'li iyi bir şefin e, restoranında çalışıyordum. Orada bir şeftim ve sabah yedi. Evet Sabah 7 gece 12. Sabah 7 gece 12 e, ve neredeyse iki gün resmi iznim olmasına rağmen izin yapmadan çalışıyor. Çalışı Günde 17-18 saat. Minimum. Tabii bunun gece iş bittikten sonra eğlencesi İlincisi vesairesi, vesaire. temizlik falan evet. ayrı. Eğlencesi ve her şey koyduğun zaman günde iki saat falan anca uyuyorsun. Ee, bu uzun bir tempo böyle geçti. Sonra bir akşam e, hep beraber böyle o e, oradaki hani dünyaca ünlü şeflerle ayda bir kere iki kere şef night out yapılıyor. Onlardan bir tanesinde bizim şefin kız arkadaşı geldi dedi ki İsmet dedi benim bağlı olduğum şirketin dedi Türkiye'de bir tane franchise e, şey oldu. Opportunity oldu. Bir şans o doğdu Türkiye'de bir şef, bu oturtturmak için bir şef arıyoruz. Tabii benden de hani Buram'a kadar gelmiş, birazcık aile özlemi olmuş, işte eşimin özlemi olmuş vesaire. Ee, dedim ki tamam, bitti, yeter. Ve e, döndüm, 2012 yılında döndüm. 2012 yılında dönünce e, çok şey yapamadım, alışamadım. Bir proje yaptım, sonra Alıçatı'ya gittim, başka büyük bir proje yaptım. Ee, sonra bir, bir bir grup için mi yaptın yoksa kendin için mi? Ee, grup için yaptım. Grup İlk öncesi de bir uluslararası bir zincirde, ikincisi de bir grubun içinde yine büyük inşaatlar yapan bir grubun içinde alaçatıda özel bir projeydi. O projeyi hallettikten sonra işte e, sonra dedim ki ben artık hani biraz zor alışamayacağım çünkü. Kendim yapayım. Evet, tam kendim yapayım derken git Amerika'ya dönmek istedim tekrardan. E, tam çantamı hazırlıyorum, hazırladım derken başka bir fırsat geldi. Böylelikle ilk e, beyaz yaka deneyimimi yaşamış oldum. Türkiye'nin büyük gıda tedarik firmalarından bir tanesinde e, hem pazarlama, kanal pazarlama müdürü aynı zamanda kurumsal eksekutif şef olarak çalıştım. Neden böyle bir işi kabul ettim? Çünkü e, Türkiye'de o kadar açık e, yurt dışından ithal edilecek malzeme ve bunun kanallara penetrasyonu çok önemliydi. Şefler malzemeleri kullanıyor ama çoğu nasıl kullanacağını ya bilmiyorlardı. Bilmiyorum. Bunlarla ilgili bir yemek kitabı yazdım bu dönemde. Şeflere yönelik. Evet içinde hani, malzeme bilgisiyle. Malzeme bilgisi bilgisiyle demek, içinde hani temel bilgilerin dolu Kesmesinden tutun ki nasıl pişirilir, neye ne denir. Ne işte bir çok affedersiniz bizde mesela sıçan dişi diyorlar. incecik doğrama ama bu bir burnuaz doğramadır. Dünya gastronomisindeki ismi. işte tavla zarı esasında dice doğramak demek. İşte gibi gibi bir sürü isimler var. Dice bunları... da o da <laughs> Bunun gibi hani bir sürü hikayesi olan gerçekliğe dayanmış bir şeyler. Evet. Bunlarla ilgili bir kitaptı. Kendi restoranıza açmaya karar verdim. Ee, yine artık hani o son noktaydı 2015'te tam e, bu sefer karar verdim. Kimse beni döndüremez derken e, uçak biletimi iptal ettim ve ilk restoranım olan Toyi'yi kurdum. Toy, Trust of ismet ismete güvenebilirsiniz Yarım o muydu? Evet. Allah seni kahretmesin. <laughs> ben de orada ne anlam veriyordum uzak doğu mudur bu Toy'i nedir? Önce onu ben Fransa tuva dedim yok tuva değil dediler falan. Toyi o muydu? Trastov evet. İsmet mi? Evet. Ya Allah kazana vermesin <laughs> ya. Ya var ya sen ne kafa bulmuşsun kardeşim ya. Yıllarca Toyi dedik. Toyi ne oldu? Tabii. Kapandı galiba Toyi. Toyi e, ge geçen toy sene hayırlı bir iş için kapattım. Kismetse e, bu yıl sonu ya da önümüzdeki yılın başında New York'ta kapılarını tekrar açacak. Ani Toyi New, toy New York'a mı gidiyor? İnşallah. Sen de mi gidiyorsun New York'ta? Ben git gel yapacağım ama birazcık. Buradan açacaksın. Burada benim öteki markalarım devam ediyor. Ne var başka Bir Steve diye ha, bir markam Steve var. var. Toy'nin yerine e, açtım. Bir de e, Bronco isminde sokak lezzetleri. Bak onu Şey Bronco. Var. Nerede bu Bronco? E, Altınızade, Fulya ve Vadi İstanbul'da. Aa, hiç, onu, bak onu hiç bilmiyorum. Hiç sokak lezzetlerine bayılırım yani. Ne yapıyorsun orada? E, burger, taco. E, Taco'da içerikleri var. Kokoreçi Aa, vesairesi. Taco çok da severim ama İstanbul'da iyi taco değil çok. İnanılmaz. Aa, kanyonda i̇nanılmaz. var? İnanılmaz. Vardı. Kanyondakini işte oradaki şeyden dolayı, projeksiyondan dolayı Steve'i taşırken onu da taşıdım. O nerede şimdi? Steve? Takoyu nerede yiyeceğiz? Takoyu e, Bronkolar'a, Vadi İstanbul, Fulya ya da Vadi Altın gidebiliyorsunuz. Fulya. Fulya bana yakın oraya gidebilir. Aynen. Fulya'da hem de çok enteresan nerede bir şey. Nerede Fulya'da? E, Fulya'da böyle Amerika'daki bir food truck, kamyon yaptım. Aa. ...arabayı gittim mezarlıktan buldum... Beşiktaş'ı Beşiktaş oraya park ettin? Beşiktaş testlerine park ettin? <laughs> Söyleyeyim mi yani? O kadar böyle duygulandım ki... ...ben dededen Beşiktaş'tayım, rahmetli dedemin... ...mezarında bile Beşiktaş arması vardır... Ee, ...tüylerim diken diken oluyor... ...Fulya'da... Ee, ...heyecanlandım şimdi... <laughs> ...Zekiye Ökten testlerinde... ...ondan sonra Süleyman Sabah... Ee, ...şeyinin altında Hakkı Yeten Caddesi üstünde... ...her tarafı Beşiktaş kokan bir yere e, Kamyonete ben park kamyoneti, fark, ettim. fark ettim. Şahane. Büyük bir kamyonet. E, o yarı otobüs gibi. Otobüs. Bir Amerika'daki aynı o yemek kamyonları gibi. Ben bu sarı bir şey gördüm ama. Sarı değil. E, gümüş ve kırmızı. Ha kırmızı pardon. Gümüş evet. ve kırmızı. Ha geçen gördüm. Her tarafı şık şık. böyle makul ölçülerde. Gördüm evet. gördüm gördüm. Aa. Böyle country müzikleri çalar. gördün ee... dedi ki bunu buraya kim park etmiştim hatta. <laughs> o benim. Bravo. Orada taco mu var? Taco var, <laughs> burger var. Ondan ya, sonra hot dog var. var. Taco merak ediyorum. Evet, tabii Burger çok iyi. iyi burgerler yapılıyor Türkiye'de artık güzel burgerler var. Yutkundu ki bakarsan <laughs> çok zayıf. Bu yemek konusu hiç gelmezim. Sever misin yemeği? Yani çok hepsini bayağı. tadamıyoruz ama. Niye belli bir kiloda kalmam mı lazım? Tabii kesinlikle. Kaç mesela o kilo? Ya ben şu an e, bilmiyorum ne kadar gösteriyorum ama ile 71 arası hep gidip geliyorum. Şimdi ben seni görünce çok şaşırdığımı söylemeliyim çünkü ben seni daha kısa zannediyordum. Evet. Senin boyun bayağı var. Yani genelde muskülerler senden daha kısa oluyor galiba değil mi? Ee, kısa olsak daha iyi oluyor. Yani 70'lerde bir 70... Sen kaçsın? 85. 85. Sen bayağı uzunsun. Ne, evet. ne, neredeyse bana yakınsın. Ee, ama çok incesin. Ee, bana sorsan mesela ben seni derdim ki 62-63 kilo. İyi yine ben 69-70. 69 iyiymişsin. Ee, pek, e, burada mesela fizik gücü ne kadar önemli? Yani Formula 1'de fizik gücü çok önemlidir. Motor da ne kadar önemli? Bizde kaslı olmak çok önemli değil. Şişik olmak da önemli değil. Bizde sadece yaptığın spor ile antrenman yapman gerekiyor. Mesela biz ben açıkçası tabii Kenan abiden gördüğümüz için sadece motosiklete binerek motosikletin üstünde antrenman yapıyoruz. Yani pistte atıyorum bizim yarışlarımız normalde tabii ki de büyük pistte olduğu için 4 kilometrelik 20 tur 22 turda yarış bitiyor. Biz de 1 kilometrelik pistte antrenman yaptığımız Sakarya'daki pistte 50 tur durmadan antrenman yapıyoruz sıcağın altında. Peki o pist daha kısa olması şey olmuyor mu sizin? Daha çok yoruyor bizi. Ufak pist olduğu için. Onu diyeceğim yani. Ama büyük mosiketle antrenman yapmıyoruz. Ufak mosikete biniyoruz. Buradaki en önemli, önemli amaç yorulmak. Mosiket İstanbul farkı Parkı kullanabiliyor musunuz hiç? İstanbul Parkı kullanmıyoruz şu an ama kullanmak istesek de bize yaramayacak. Çünkü büyük mosikete binip ee, o motosiklete adapte olduktan sonra yarıştığın motosiklete adapte olman gerekiyor. Öyle ha, bir motosiklette İstanbul Park'ta ama? Şey Olmuyor. O, o Öyle bir şey e, yapamayız. Çünkü e, yarıştığımız yerde organizasyon izin vermiyor. Bizim ha. o motosiklette girmek için sadece 10 günümüz var. Hmm. Biz o 10 Peki günde, Her yarış motor değişiyor mu? Yok. E, 6 tane de motor hakkımız var. Formula 1 gibi aslında. Evet. Motosikletler değişiyor tekrardan. Yani Şubat'ın ikinci haftası bizim testler başlıyor. Ee, yaklaşık üç tane ayrı ülkede test yapacağız. Portekiz'de başlayacak, İspanya ve İtalya'da. ikişer gün olacak bunlar. Ondan sonra bir de sezonun ortalarında bizim testlerimiz var. İşte o 10 günü yayılıyor. Motorları deniyorsunuz. Tabii motosiklete binip hem antrenman yapıyoruz hem de yeni parçaları deniyoruz. İşte sezona hazırlık diyebiliriz. Peki... E bu motorlarla sürekli gelişme aşamasında bir şey bu. Burada mesela Formula 1'de veya diğer motor sporlarında sürücülerin de bu geliştirmeye katkısı oluşuyor. Şurası eksik burası. Evet. Bir nevi bir mühendislik vardır sürücülerde. Motosiklette de sizin böyle bir sürü, bir mühendislik katkınız oluyor mu? Yani şurayı böyle yapalım, burayı Kesinlikle. Fazla... Ya ben şimdi 2019'da farklı bir markayla yarışıyordum. 2020 ve 2021'de farklı bir markadayım. Bu sene de tabii aynı markayla devam ediyorum. O markadan mesela gördüğüm yani elektronik kısmında gelişmesi gereken çok şeyler vardı. Ben onları söyledim. 2021'de sezonun ortalarında acayip gelişmişti Mosisket. Ve 2022 22 içinde çok büyük bir değişiklik yapıldığını söylediler. Onu tabii ki de işte testlerde göreceğiz deneyerek. Ama bunlar sizin önerileriniz doğrusuna oluyor. Tabii ki de biz öneriyoruz Bunlar işte geliştirmemiz gerekiyor diye. Onlar geliştiriyor. Biz de testlerde o parçaları deneyip görüyoruz olup olmadığını. Onları Mesela bu işte efendim. para var mı? Mesela çok iyi, iyi para kazanıyor bu işte. Başarılı olursan kazanırsın. Tabii ki de MotoGP'de çarpı 2 çarpı 3 oluyor. Düşün, tabii. Ama tabii ki de bu başarıya bağlı. Ya yani başarılı bir sporcuysan seni oraya e, götürüyorlarsa kesinlikle para kazanıyorsun. Bir, bir formüle bir değil. Tabii ki değil. Ama kazanabiliyorsun. Ee, peki MotoGP'ye Gitme niyetin var mı ya? Hedefinde MotoGP var mı yoksa ya ben bu işten memnunum mu diyorsun? Ben aslında bu yola çıktığımda... Mesela iki... Kenan MotoGP'yi hiç istemedi bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, ben 2015'te Super Stock yani Avrupa Şampiyonu olmuştum 2015'te. Kenan abi o zaman 600cc'nin Dünya Şampiyonası'nda yarışıyordu. O da Dünya Şampiyonu olmuştu o sene. Benim tek hayalim vardı onunla takım arkadaşı olmak. Hmm. Daha önce sizinle tanışamadınız Tabii daha öncesinde tanışıyorduk zaten. O istediğim gibi olmadı. Neden o bana farklı bir yol çizdi? Aslında burada bizim ya Kenan abinin aslında düşüncesi şuydu. Superbike'da e, yarışan bir Türk yok ve orada dünya şampiyonu olan biri yok. Benim seninle alakalı e, kafamdaki yani proje olarak senin orada dünya şampiyonu olmandı. Ben tabii tamam abi dedim ama içimden sorarsanız onun takım arkadaşı olmak istiyorum. İyi ki de onu dinlemişim. Şimdi buralardayız. Onu dinlemeseydim yani kendi istediğime gitmek isteseydim orada büyük bir hatamız olacaktı. Çünkü oradan tekrar yükselmek, 600 cc'den yükselmek çok zor. O motora alışıp hı hı. 1000 cc motor çok farklı e, motosikletler olduğu için. Peki mesela şeyde e, otomobil yarışlarında, otomobildeki pist yarışlarında daha doğrusu e, Formula 2'de mesela şampiyon olursun, başarılı olursun ve Formula 2'de başarılı olanların bir bölümünü, e, yetenekli olanlarını Formula 1 takımları ya pilot diye alırlar ya da en azından yedek pilot diye alırlar. Mesela sizin böyle MotoGP'de bu nevi imkanlar var mı yoksa MotoGP ayrı bir dünya mı? MotoGP'de 2022 için bana teklif sundular. Yama teklif sundu ama ikinci takım olarak. Bir fabrika takımı olarak değil, değil. ikinci takım olarak sundular. Bizim de gitmek istediğimiz her fabrika takımı. Çünkü ikinci takımda her şey aynı olmuyor. Fabrika takımı gibi alıyor. olmuyor. Bir itik aşağı olduğu için ama yani, tek sen yeterine kapatamıyor musun mesela? ben oraya MotoGP'de yarışıyorum demeye gitmek istemiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Ben orada şampiyon veyahut da başarı göstermek istiyorum. Podyum yapmak istiyorum. Yani o yüzden adım adım ilerlemek Ama bence bizim için daha iyi. baktığın zaman ben son zamanlarda sanki orada bir yetenek eksiği artık var gibi geliyor bana. Ya Bilmiyorum. şöyle biz şimdi bu sene gerçekten yani 2021 benim için çok güzel geçti. Bizim de artık imzamız olmuştu mesela arka kaldırarak evet. motosikletle. E, Onla beraber. Nick herkes çok seviyor. E, güzel bir şey evet, sevmek. Çok seviyorsun siler. Hem hem genç oldular için. Seviyoruz bilmiyorum ama muazzam ya yani. çok şeyleri var herkes <laughs> evet. herkes sempatiyle güç sana. Ya ben herkesle ilişkim çok iyidir evet, çok herkese çok bakıyorum. selam veririm yani bize bakmayanın ben gözünün içine bakarak selam veririm orada ve artık orası böyle bir evim gibi ee, abi, oldu. öyle olmuş çok belli o. Evet o yüzden yani dediğim gibi benim ee, imzamla beraber aslında bir bütünleşti bu sene. Çünkü başarıyla o e, yaptığımız şovlar aslında bu sene çok güzel bir yere geldi. Ve insanlar gerçekten daha da çok sevdi bizi. Çünkü üst üste 6 kez dünya şampiyonu olmuş birini e, geçmiş olduk evet. ve tahtından indirmiş evet. olduk. Herkes de bunu bekliyordu Dün aslında. Bir markayı uzun bir yerden sonra tekrar şampiyon evet. yapmış olduk. E, çünkü şöyle, herkes bir yerden sonuna yeni birini aynen. ve genç Nasıl birini şimdi çok bir istiyor. Diye herkes Kesinlikle. O uğraştı. Aynen öyle. Yani o yüzden aslında bizim çok artımız var bu sene. İnşallah seneye de işte yani Vallahi 2022'de ben, ben, de. Ben abin olarak ve bu motor sporlarında e, motor sporlarında hasta fakat motosiklet kullanmaya e, paçası yemeyen biri olarak <laughs> çok korkuyorum motordan e, seni MotoGP'de görmek istiyorum. Ama tabii senin bileceğin şey bu senin kararın ama ben mesela o MotoGP'deki e, line-up'ı gördüğün zaman diyorum ki keşke burada toprakta olsaydım. Yani mesela şunu da anlatmak istiyorum. Bu benim Yamaha ile anlaşmam kısmında Yamaha Türkiye'de çok yardımcı oldu bu He. konuda gerçekten ellerinden geleni yaptılar çünkü burada onlarla ilişkimiz çok iyi ve şu anda fabrika takımında yarışıyorum Superbike'da işte ayretten Red Bull zaten bizimle alakalı elinden geleni yapıyor benim tek sponsorum burada. E, biliyorsunuz sponsorluk e, Türkiye'de biraz zor. Çok zordu. Red Bull Ama gerçekten... Red Bull Türkiye'de çok iyi bir ekibi var. Evet. E, ayrıyetten işte dediğim gibi biz adım adım ilerliyoruz. Bu sene güzel bir sene olursa bizim için. Peki sen niye buraya Red Bull şapkana gelmedin? E, şart değil mi o? Şart aslında da burası için olmadı yani. yani buranın yayında, yani, evet yayından yayında, 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 dolayı. Yoksa burada renkli bir şekilde gelirdik. Evet ben öyle bekliyorum <laughs> sen şurası. E... aslında kaskı getirme niyetimiz vardı Geçin buraya. Şey. İşte olmadı o. Aa, İzin vermediler. Şu şey olmaz Çok da. güzel bir görüntü olurdu. Bence burada. çok güzel olurdu. Ben haftaya getiririm senin kaskını buraya. Ben <laughs> onu. Ya bir de şöyle bir şey oluyor çok yurt e, burada dolanırken aslında gezerken e, çok kişi görüyor. İlk önce tanımıyorlar, sonradan tanıyorlar. Ben de Fiyat şey diyorum mı? artık. Ya kaskım yok. Sıra bakmayın diye. Çünkü herkes hep kaskla gördüğü <laughs> evet. için beni e, normalde çok aslında tanımıyor. Allah buna. tarafından sonrası ki röportajlarda ve kaskız e, görüyoruz ama açık söyleyeyim ben seni bu kadar uzun boylu olduğunu hani bu toprak Razgat'ta var biraz uzun boylu falan dedim seni <laughs> görünce. <gülüyor> ya evet boy aslında avantaj değil bizim için. E, kısa boylu olsak daha güzel ama buna rağmen <laughs> sen biz... onu avantaja çevirmişsin. Evet. E, bence sen dezedin de de ki... De 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 Fabrika fabrikada kabul alıyorsunuz ben gelirim de senin keşke. Ee, Kenan abi o gereken konuşmaları Yaptın yaptı mı? onlara. Yani istersen ben de yapayım. Ben sert konuşma konusunda iyi. E, iyiyim. <laughs> evet biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biliyoruz. Evet biliyoruz dedi. Aa, şahanesin toprak. Ee, o şeyler çok dikkatimi çekti. Niye Teşekkür öyle? ederim. Niye öyle? Seviyorum renk renkli renkli. Renk ya renk. Evet. Enerji veriyor bana. Ee, Bileziğine de uyum halinde ver. Evet. Çok şıksın <laughs> sanfendi gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, müzik eğitimi nerede? Eğitim yok. Aa alaylı. Evet alaylı. Süper. Ya, gitar e, dersi almıştım küçük yaşlardan. Böyle çok peşine düştüğüm bir şey olmadı eğitim kısmı. E, Baya alaylı. Bir ara bir grubum vardı ne oldu? Vardı eski bando. Zamanın doldurdu. Grubu Dağıtık. dağıttık güzel güzel. Herkes kendi soluk Her projesine kendi devam etmeye başladı. Bir daha bir, öyle bir grup grup düşünüyor musun? E, sanırım hayır. Çünkü ne be o... <laughs> Ha, peki. Ya bir düşündüm peki, hani siz... o ister miyim acaba diye. Ya orada kolektif çalışmayı seviyorum ama e, o bir geçiş süreciydi benim için. Geriye dönmek gibi hissederim öyle olduğunda. Ekibimde her, herkes zaten yine grubumdaki insanlar bu arada çoğu. Yine aynı e, şey yani e, ekip ruhunu hissediyorum orada ama başı çekiyor olmak beni daha, daha mutlu iyi. ediyor. A, a, tercih meselesi. E, yanlış dileme. Eee yarın nasıl nereye yükleyecek e, Spotify? Her yerde. Bütün dijital platformlarda olacak i̇lk klip de yine hemen peşine yayınlanacak. Hep beraber söylediğimiz bir şarkı. O da şeyde internet yayınlanacak. Benim YouTube kanalımda. Zaten olacak. artık albüm çıkarmak bir CD veya evet. kaset diye bir şey evet, var. Tamamen bilmezsiniz herhalde ama e, kaset <laughs> falan yok değil mi? yok. Pardon. Öyle bir sistem yok artık. Geçen gün bir, araba, bir şey. arabaya bindim. <laughs> bastım bir de işte, kaset çıktı kaset çaların içerisinden. Tarihte <laughs> Tikaram. <laughs> 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 Klasik arabaydı. Ee, ne zamandan kalmışsa. kalmaya bastım çıktı. Eee... İnşallah iyi gider işler. Peki bu İnşallah. bu bu bu, bu, bu bir de konuşabilirsen bana bir de bana televizyon programı yaptılar. Ya. E, şeyde e, dijitalde para var mı? Para, nasıl para kazanıyorsunuz orada? Dijitalde var yani oradan kazanıyor zaten konserlerden ya da oradaki gelirden. Yani eskiden nasıl CD'den, kasetten, albümden kazanıyor. yeterince para geliyor mu oradan mesela yani izlenmeye? Yeterince. Yani. Çünkü mesela şöyle de... duyuyorum ben şöyle duyuyorum ben, şöyle biliyorum. Mesela yabancı sanatçılar daha fazla para alıyorlar aynı miktarda izlenmeden. Türk sanatçılar daha az para alıyorlar. Aynı mesela 1 milyon diyelim ki izlendin, sen bin lira alıyorsun, Amerikalı 5000 lira alıyor. Evet, öyle diyorlar, öyleymiş. Öyleymiş değil mi? Öyle. Niye öyle? Hiç o tarafını bilmiyorum gerçekten. E, iyi, i̇yi yani bu, bu iyi, iyi üreten bir şarkıcı buradan bir sanatçı buradan gelen gelirle yaşayabilir mi yoksa konser falan filan şart mı? Çünkü mesela geçen gün konuşuyorduk biriyle e, 1979'da yaptığı bir tek bir e, cover şarkıdan ötürü bir Amerikalı grup yılda hala dört buçuk beş milyonlar para alıyormuş. Çok güzel dinleniyormuş belki. O evet. çok ucu açık bir şey. Seni ne kadar tatmin ediyor ona bağlı. Yani ben oradan tamamen geçince kadar para da kazansam konser vermeyi yine isterdim Geçer, tabii, tabii ki. Ee, şimdilik Hayır, mesela evimin kilasını ödeyebiliyorum. Ödeye yani. <laughs> şimdilik idare ediyor. New York'taki restoran ne zaman açılıyor? Nerede yeri? Normalde pandemi öncesinde hedef bu seneydi. Tabi araya birazcık girince tabii ülkedeki kendi içimizdeki e, hikayelerle beraber önümüzdeki sene bu sene sonunda ya da önümüzdeki senenin başında Manhattan'da olacak. Inşallah. Manhattan'da. Evet. Ee, Türk mutfağı mı? Modernist Türk mutfağı. Modernist Türk mutfağı. Evet. Şöyle uzun yıllar ben orada yaşadığım için e, herhangi bir misafirini ya da bir arkadaşını götürebileceğin belli başlı restoranlar var. Ama hepsi birbirinin aynısı. E, bir Türk, Türk, Türk restoranından. Türk restoranından bahsediyoruz. Pek de yok aslında baktığın zaman. İyi bir Türk restoranı Manhattan'da ben, ben falan pek hatırlamıyorum. Ee, yani bir tane. İki tane vardı evet. esasında. Bir tanesi de rahmetli oldu ve dükkan kapandı geçen sene. Ee, biraz daha iyi bir şeyler yapmaya çalışıyordu açıkçası. Diğerleri de hepsi e, birebir kopyası ama mutfakta hiç Türk'ün çalışmadığı e, ya da üç ay gelip oraya bir şeyler yapıyorlar sonra altta çalışan arkadaşların devam ettirdiği bir hikayeydi. Bu eksiklik çok e, çünkü orası bir şampiyonlar ligi. Yok ee, ben ben, ben öyle anlıyorum. Şampiyonlar liginde savaşacaksanız da doğru düzgün bir şeyler yapmanız gerekiyor. Şeflerin falan Türk mü olacak? Büyük bir kısmı evet. Ben buradan, buradan arkadaşlar götürüyorum. Orada çalışan arkadaşlarım var. Daha önce benim ekibimde çalışıp orada şey yapan var. Ya da işte Kulüminist of Amerika ya da e, Johnson Wales gibi okullardan mezun olan Türk arkadaşlarım var orada yaşayan. Ya da benim gönderdiklerim var. Onları bir reunion şeklinde toplayıp böyle hep beraber yapabileceğimiz. Hep beraber. Bir de eskiden beraber çalışmış olduğum yine e, farklı kültürlere sahip bir şeyim var. Bir tane hikayeyi anlatacağım size. Benim bir yardımcım vardı ben French Bistro'larda e, şefken. Su şefim Şileli'ydi. Hefe İspanyol'da da patron demek. Bana diyor ki işte Hefe'de yarına diyor e, komite para familia aile yemeği yani personel yemeği e, hiçbir şey yapmayalım ben yapıp kendim getireceğim dedi. Bir getirdi şu kadar şu kadar mini etli yaprak sarma. Oğlum bu ne dedim? dedim bildiğin yaprak sarma. Her şeyle aynı yapıyorlar ama her şeyle. birebir işte salçasına kadar adam domates rendelenmiş pişirmiş falan. Bir bizim mi yok diyor ya benim dedem yaptı bunu diyor Tamam. nasıl dedem yapar bizim yemek bu. <laughs> Aynı o kadar çok etkileşim var ki esasında hani göçler vesaire. Nereliydi seneler... bu? Şili mi? Şili'liydi evet. Şili'de yaprak sarma mı bu? Yaprak sarma yapmışlar. Allah Allah. İnanamadım yani. Tabii ben... şarap var, bir şey var, e, asma var, asma yaprağı var. Göç vardı, var. Bir şey yapalım falan. İnanılmaz bir kavim göçü vardı seneler öncesinden. O göçle beraber yani her yani şey gitmiş. Kızıl Dere'den dolayı gitmemiştir canım oraya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da eskiye gitmez. Bizim akrabalardan biri gitmiştir kesin. <laughs> Olabilir valla. Ee, biz o tokattan biri gitmiştir. <laughs> Toprak'cığım iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben senin teşekkür tanıdığıma ederim. çok memnun oldum. Seninle gurur duyduğumuzu bilmeni istiyorum. Ee, bütün yarışlarını keyifle izliyoruz. Ee, bazen yüreğimizi ağzımıza getiriyorsun. Sonra ayağa kalkıyorsun ve gülen yüzünü görünce mutlu oluyoruz. Ee, röportajlarına da zaten bayılıyoruz. Sağ ol, iyi ki varsın. Hanımefendiyle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle, teşekkür ee, ederim. E, ben genç bir sanatçıyla tanışacağımı düşünüyordum. Daha doğrusu e, <laughs> bir lise talebesi sanatçı tanışacağımı düşünmüyordum <laughs> Görünce size dedim ki herhalde değildir dedim. <laughs> ee, şey gibi yani okul yarışmasına katılan kızlar kadar genç görünüyorsunuz ama hakikaten e, sesiniz de çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, sizi zaten beyefendi tanıyorum. Ee, de biliyoruz. <laughs> Sizde bir yenilik yok ama New York'taki restoranı hakikaten merak ediyorum. Ee, Tabii New York'taki restorana bu saatte sonra da biz gelemeyeceğiz. Dolar kaç lira olacak? O saat açana kadar 20 mi olur, 30 mi olur bilmiyorum. Kart hamili yakınım yapacak? <laughs> <laughs> Uçak parası da Lokanta bir şey değil. Uçak parası bulamayacağız. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olur ol. New York'ta. Çünkü hakikaten dünyanın her yerinde iyi Türk lokantanın ihtiyaç var. Ee, i̇yi lokanta, iyi lokantalarımız her yerde tutuyor. Londra'da, şurada, burada iyi Türk lokantaları iyi iş yapıyorlar. Ee, ve Türk mutfağında kebaptan pideden ibaret olmadığını e, gösteriyorlar. Ee, i̇nşallah başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Şeflerimize de gurur duyuyoruz. Sağ olsunlar. İyi ki geldiniz. Değerli haftaya çarşamba yine burada olacağız. Siz de bence keyifli bir sohbete katılmak istiyorsanız sizi de bekleriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.